Günaydın. Güzel ülkenin iyi kalpli, güzel, aydınlık insanları. Herkese güzel bir gün diliyoruz efendim bugüne dairden. Ben Nazar Erişkin. Hoş geldiniz ekran başına ya da sosyal medya üzerinden mobil olarak bizi izleyen herkese de günaydın diyelim. 23 Aralık tarihi, Aralık ayının artık son iki haftası, bir buçuk haftası. Bu hafta neler var? Gündeme neler taşınacak geçtiğimiz haftadan? Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına doğru giderken açıklamalar neler, bütçe görüşmeleri sona erdi biliyorsunuz. Artık aralığın son dönemeci, burada meclis çalışmalarında neler olup bitecek, hükümet kanadından acaba her iki adayda, düzeltiyorum, hükümetin her iki kanadından, hem UBP hem MHP kanadından aday olunması durumunda hükümet icraatları ne olur sorusu gündemdeydi. Diğer taraftan ise imar planı tartışmalarının son derece gerginliğe neden olduğu yönünde kulis bilgileri vardı. Aşıldı mı aşılmadı mı göreceğiz bu hafta birazcık daha net. Geçtiğimiz hafta dediğim gibi daha çok bütçe üzerinde konuşuyorduk. Görüşülen bütçeler hangi bakanlığa, hangi daireye aitse birazcık daha o yöndeydi gündem. Bakalım neler konuşulacak, tartışılacak bu hafta içerisinde, onları göreceğiz elbette. Saatler 8.30'u gösterdiğinde konuğum Nefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı olacak. Onun bilgisini de sizinle paylaşmış olayım. Hem başkent Lefkoşa için hem ülke geneli için ondan cevabını isteyeceğimiz sorular var. Hem Lefkoşa için projeler, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi de görüşüldü biliyorsunuz. Projeler anlamında ne kadarlık bir bütçe ayrılabiliyor, neler yapılacak, neler daha önceden planlanan ve bir türlü hayata geçmeyen hangi projeler hayata geçecek? Ve elbette ülke gündemi, siyaset gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi konularda da kendisiyle konuşma şansımız olacak. 8.30 itibariyle Mehmet Harmancı konuğum. Bir kez daha hatırlatayım, haftanın ilk iş günü pazartesi sabahındayız. Umuyorum güzel uyandınız. Sabah daha erken saatlerde değil ama ben şimdi yayına girerken şöyle bir dışarı baktım. Yine bir sis hakim, çok yoğun değil fakat yine de sisli bir sabah. Eğer güne yeni başladıysanız siz de o sisi göreceksiniz. Lefkoşa için en azından bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla dikkat diyelim yola çıkacak olanlara, ne de olsa görüş mesafesini azaltıyor. 23 Aralık gazete manşetleri bize ne diyor? Her zaman olduğu gibi gelin manşetlerle başlayalım bugüne dair. Kıbrıs gazetesiyle başlıyoruz manşetlerdeki turumuza. Kıbrıs bugün bu parayla ancak personel ödenir diyor. Aslında ülkede pek çok konuyla alakalı olarak aynı başlık atılabilir ama Kıbrıs gazetesi Ulaştırma Bakanlığı için ayrılan bütçeye dair atmış bu başlığı. Ülkenin kanayan yarası olan trafik sorunlarıyla ilgili çözüm üretilmesi beklenen Ulaştırma Bakanlığı için ayrılan bütçenin 254.622.900 lira olması tepki topladı. Konuyla ilgili Kıbrıs gazetesine konuşan uzmanlar bütçeyi yetersiz buldu diyor. Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken bu konuda yatırımlar için ayrılan payın nedenli düşük olduğunu söylemiştik. Konuğumuz olmuştu Ulaştırma Bakanı, kendisiyle de konuşmuştuk. Bütçe yetersiz ara başlığı, Ulaştırma Bakanlığı için ayrılan bütçenin 254.622.900 lira olması ciddi tartışmalara yol açtı. Birçok vekil tarafından ciddi yatırımlar yapması gereken bu bakanlık için ayrılan bütçe yetersiz bulundu. Ülkede son 11 ayda 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazaları yaşandı ve bunların büyük bir çoğunluğu da araçların karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldi. Sorun çok deniliyor. Ne personel alınabilir ne de iş aracı. Karayolları Dairesi Eski Müdürü Hasan Nihat Erduran, Ulaştırma Bakanlığı için ayrılan bütçeyi incelediğini ve ciddi sıkıntılar içerdiğini gördüğünü söylemiş. Bu bütçeyle ne yeni personel ne iş aracı alınabileceğini ne de projelerin hayata geçirilebileceğini anlatmış. Kendisinin müdür olduğu 2014 yılında bile ayrılan bütçenin daha yüksek olduğunu söylemiş. Zaten yıllar geçtikçe
kaynaklar azalıyor. Öyle bir durum söz konusu. Türkiye'den gelen kaynak da giderek azalıyor. Ve bu Ulaştırma Bakanlığı özelinde konuyu konuştuğumuzda total bütçenin ancak maaş ve yatırımlara gideceği gözlemleniyor. Evet, 22 milyon gibi bir paraydı zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yatırım amaçlı, yani bu eksiğin gediğin tamamlanması için harcanabilecek olan para, o para anlamında da %80'i yolların elden geçme ister demişti Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan. O bütçeyle %80'i elden geçip eksikleri tamamlanabilir mi? Noksanları giderilebilir mi? Evet, olamaz böyle bir şey. Dolayısıyla olmuyor. Eğri gemiyle doğru sefer olmaz diyen isim makine mühendisi Ayer Yarkiner olmuş. Ulaştırma konusunda ihtiyaçların tamamen belli olmadığını ve bu bağlamda da bütçenin doğru olamayacağını anlattı. Bakım ve onarıma bütçede yoğunluk verilmesi gerektiğini kaydeden Yarkiner, eğri gemiyle doğru sefer olmaz demiş. Onun açıklamaları da bugün Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasındaydı. Döviz bürosundan 100 bin euro çalıp güneye kaçtılar. Diğer gazetelerde de detaylarıyla var, aktaracağım. Yeni bir yazı dizisine başlıyormuş Kıbrıs. Vakıflarla ilgili merak edilen her şey deniliyor. Akay Cemal, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi kurucusu, eski müdür evkaf uzmanı Mustafa Haşim Altan'la yaptığı söyleşiyle bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaracakmış. Bugüne taşınıyordu. Havadisteyiz şimdi. Sür manşette Tatar seçime hazır diyor Havadis. Halkımızın emrindeyim. Başbakan Tatar'ın açıklamaları. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamasında halkın ve partisinin emrinde olduğunu belirterek görev verilmesi halinde en iyi şekilde yapmaya çalışacağını belirtti. Seçim sürecinin hükümet çalışmalarını zafiyete uğratmayacağının da altını çizen Tatar, çünkü UBP deneyimli bir partidir dedi. Ayar tartışması bir diğer ara başlık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yeni mali protokolü ile Kıbrıs konusundaki gelişmelerin bir değerlendirmeye tabi tutulmasına ilişkin görüştüklerini kaydederek, Türkiye hükümete ayar verdi. Türkiye Başbakan ve Başbakan Yardımcısına Cumhurbaşkanlığı seçimi için telkinde bulundu, değerlendirmeleri doğru değildir dedi. Bugüne taşınıyordu Tatar'ın açıklamaları. Havadis gazetesi bugün manşetteki haberini fotoğraflarla da desteklemiş. Surlar içinde tehlike büyük diyor. Bakın şu binalara. Aslında elden geçse, renove edilebilse ve o restorasyon çalışmalarının ardından değer olarak surlar içine kazandırılabilse ne kadar güzel olur. Çünkü eski yapılar, eski binalar, ama kimisi artık yıkılma noktasında. Bugüne taşınmış manşette ve deniliyor ki surlar içinde tehlike büyük. Lefkoşa surlar içi bölgesindeki terk edilmiş birçok bina güçlükle ayakta duruyor. Kısmen çökmüş olan binaların, her an çökmeye hazır olan duvarları ise adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Bölge halkı tedirgin. Surlar içinde harabe binalar bölge sakinleri için büyük tehlike teşkil ediyor. Bu binaların yanındaki evlerde ikamet edenler resmen Allah'a emanet yaşıyor. Yıkılmak üzere olan evlerden asfalta dökülen duvar parçaları güzergahı kullanan sürücülerin ve yolcuların da yaşamlarını tehdit ediyor. Çöp alanı, suç meskeni hesabını kim verecek? Ara başlıklarıyla bugün taşınmış durumda haber. Surlar içinde yaşayan bazı vatandaşların iddiasına göre metruk binalar suçlara da çanak tutuyor denmiş. Belediye harabe binaların girişini demir korkuluklarla kapatsa da bu önlemlerin yetersiz kaldığını söylemiş bölge sakinleri. Bu binaların uyuşturucu ve alkol kullananlara mesken olduğu belirtilmiş ve surlar içinde yaşayan vatandaşlar harabe binalar için acil önlem istedi deniliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar cana zarar gelse bunun hesabını kim verecek diye konuşmuş. Yasalar zorlamalı, ara başlığı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı. Hatırlatalım, bugün 8.30 itibariyle konuğum olacak. Eğer mal sahibi binanın bakımını yapmıyorsa, orayı terk edilmiş bırakıyorsa yasal olarak bir cezası olmalı. Örneğin emlak vergisini 1 lira değil 15 liradan ödemek zorunda kalırsa oranın bakımını yapmak ona daha ucuza mal olur veya
malı bakımını yapacak birine satar diye konuşmuş. Bugüne yansıtılıyor durum. Havadis'in manşetindeydi haber. Afrika gazetesindeyiz şimdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya'dan vazgeçmezmiş. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetenin manşetinde. Kıbrıs'ın doğal gazı Türkiye için yaşamsal bir konu olduğu, Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki askeri faaliyetlerini artırmakta kararlı olduklarını açıkladı. Karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz dedi sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ön sayfasında gazetenin. Erdoğan, şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor sözleri taşınmış durumda. Bu güne Türkiye medyasından da takip edeceğiz Erdoğan'ın açıklamalarını. Özersay Katimerini'ye konuştuğu İHA operasyonları genişletilecek başlığıyla bugün Afrika gazetesinde. Özersay, İHA operasyonlarını daha etkili hale getireceğiz. Geçmişte mesafe faktörü nedeniyle 24 saat takip sorunluydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosu konusundaki adımı bize artık büyük bir çatışmanın merkezinde bulunduğumuzu göstermektedir. Piyon olmak istemiyorsak işbirliği yapmamız gerekiyor. Aksi halde figüranlara dönüşeceğiz şeklindeki açıklamaları bugüne taşınmış durumda. Yeni Düzen gazetesindeyiz şimdi. Yeni Düzen tarihe saygı diyor bugün manşetinde. Mausa'nın 7 asırlık surları her yağışta su altında. Mausa'da hendeğin her yağışta suyla dolması uzmanları endişelendirdi. Kale hendeğinde 2015'te Mausa Belediyesi onarım çalışmalarına başlamış. Çevre örgütleri bu şekilde olmaz diyerek kaygılarını belirtmişti deniliyor. Bugüne taşınıyor fotoğrafla birlikte haber ve hendeğin durumu. İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, 52 senedir böyle bir şey görmedim. Suların hendeğe verebileceği zarar ve aşınma konusu uzmanlar tarafından araştırılmalı demiş. Dayı restorasyon uzmanı doçent doktor Ege Uluca, ciddi yatırım gerekiyor demiş. Master Başkan Yardımcısı Serdar Atay, projede istenilen her şey yapılamadı demiş. Kuş Kor üyesi ve biyolog Asuman Korukoğlu, kuyucu canlılar için zararlı olduğunu düşünmüyorum demiş. Bugün o açıklamalar taşınmış ön sayfasına, gazetenin bugüne taşınmış durumdaydı manşetten haber. Çiğ sütte zam gerginliği. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çiğ süt fiyatlarında yaptığı değişiklik ne üreticiyi ne de imalatçıyı memnun etti deniliyor. Bugüne taşınmış. Bütçe açığı artabilir. Devlet Planlama Örgütü eski müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ile yapılan röportaja bugün yer verilmiş. Döviz, petrol fiyatları ve enflasyon yükselirse bu bütçenin yetmeyebileceğine işaret. Onun açıklamaları da bugüne taşınmış durumda. Yeşilırmak'ta hasat vakti, kolakas topraktan çıktı. Haydi uğurlu olsun, vazgeçilmezi sofralarımızın bugüne taşınmış durumdaydı Yeni Düzen gazetesinde. Kıbrıs Postası'ndayız. 2020 sağlık yılı olacakmış efendim. Nasıl olacak bakalım? Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamalarıyla kalıcı çözümler peşinde olduğunu, politik hedefleri olmadığını, sorunları çözmek için yalnızca kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyleyerek, sağlığın bulunduğu yerden daha iyi noktaya çıkmasını istiyorum. Bu yolu yürüyeceğiz. 2020 sağlık yılı olacak dedi. İmkansızlığa rağmen güzel hizmetler verildiğini söyleyen Pilli, otomasyonun önümüzdeki haftalarda netleşeceğini, 2020'de Mausa Devlet Hastanesi ve İskele Karpaz için yeni projelerinin olacağını, başkente yeni hastane temelinin de bu yıl atılıp Girne'ye de bir hastanenin kazandırılacağını, Güzel Yurt Hastanesi'nde de 3. etap ihalesine çıkılmak üzere olduğunu, genel sağlık sigortası içinse öncelikle altyapılarının geliştirileceğini anlattı deniliyor. Levent Kutay'ın röportajı bugün Kıbrıs Postası'nda manşetten görülmüştü Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin. Şimdi soru, elbette tüm bakanlıklara ayrılan bütçeler görüşülürken gündeme gelmişti bu konuda. Nasıl olacak? Başkente bir hastane kazandırılacak demişti. Hedefimiz bu demişti Ali Pilli.
temeli atılacak diyor şimdi. Tamam, temel atılsın, elbette o da bir maliyet bu arada. Ama temelin atılmasının üzerinden kaç yıl geçecek de Lefkoşa yeni, modern ve ihtiyacı, talebi karşılayabilecek kapasitede bir hastaneye kavuşabilecek? Soru bu. Çünkü artık Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bu yükü çekemediğini hepimiz biliyoruz. Defalarca dile getiriliyor bu konu. Ancak bu yıl hedefte hastane olduğu söyleniyordu. Şimdi temeli atılacak deniliyor. Tüm bu projelerin hayata geçmesi için reelde Sağlık Bakanlığı bütçesinde bunun bir karşılığı var mı acaba? Çok konuşulan bir konuydu. Bütçe görüşmelerinde de sağlık yılı olacak demiş Bakan Ali Pilli. Umudumuz olsun, olsun, umarız olsun ama nasıl olacak işte onu ben anlayamıyorum. Tanıtımda ambargoyu açtık. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması. Tanıtım ambargosunu dijital pazarlamayla bertaraf ettiklerini vurguladı. Her şeyin hızla değişip geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşandığına işaret eden Bakan Üstel, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişen küresel bir sektör konumunda olduğunun altını çizdi deniliyor. Bugüne taşınmıştı onun da açıklamaları. Diyalogdayız şimdi. Hokus pokus diyaloğun bugünkü manşeti, konuysa Girne'deki hırsızlık olayı. Girne'de Niziplioğlu Döviz Bürosu'ndan 100 bin euro alıp kayıplara karışan iki Gürcistanlı'nın Lokmacı'dan güneye kaçtığı ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez kansız, olaysız büyük bir soygun olayı gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs'ta yaşayan Gürcistanlı iki kafadar kuzeye geçip daha önce alışveriş yaptıkları Girne'deki Niziplioğlu kuyumculuk sahibinin güvenini kazanarak 100 bin euronun bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Niziplioğlu döviz bürosunun sahibi soyulduğunu 3 saat sonra içinde euro var denilerek verilen çantayı açtığı zaman anladı ve soluğu poliste aldı. Ancak Gürcistanlı soyguncuların Lokmacı kapısından güneye geçtikleri tespit edildi. Yaşanan olay karşısında adeta şok geçiren döviz bürosu sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının olaya el koymasını istedi deniliyor. Bugüne taşınmış durumda enteresan bir soygun olayı hokus pokus başlığıyla Diyalog gazetesinin ön sayfasındaydı bugün. En kötü yıl Gazi Mausa esnafı 2019'un hiç de iyi geçmediğini söylüyor. Buraya taşınmış, Diyalog'un ön sayfasına taşınmış durumda haberin detayları. 100 milyon euroluk dev proje, Rum yönetimi Tatlısu'da tam donanımlı bir deniz üssü kurmayı planlıyor. Deniz üsleri, askeri üsler, Doğu Akdeniz'de gerginlik tırmanacak gibi bundan sonraki dönemde de kaygı o yönde, gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bakıştayız şimdi. 13. maaşlar yüzleri güldürebilecek mi diye soruyor. Yaklaşık bir yıldan beri ülkeyi kasıp kavuran ekonomik krizin gölgesinde 2020'yi karşılamaya çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu çalışanları, emeklileri ve belediye çalışanlarının yılbaşı öncesi cebine girmesi beklenen 13. maaşların çarşıya ne kadar yansıyıp yansımayacağı merak konusu deniliyor. Türk lirasındaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşın büyük bir kesiminin etten süte, sebzeden meyveye kadar birçok ihtiyacını Güney Kıbrıs'ta karşılamasına rağmen esnaf yine de 13. maaşların çarşıya bir nebze olsa canlılık getireceği görüşünde denmiş. Cuma günü emekliler bugün de kamu çalışanlarının 13. maaşlarının ödenecek olmasının çarşıya az da olsa bir canlılık kazandırması bekleniyormuş efendim. Bugüne taşınıyor. 13. maaş alacak olanlar beklenti o maaşları iç pazarda harcanması yönünde duyuralım. Biz de buradan 13. maaş alacak olanlara. Kritik ve zor bir süreçten geçiriyor Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar. Kendisi için bir makama çıkma, bir makamda oturma veya oturmamanın değil, Kıbrıs Türk'ünün ekonomik olarak kalkınmasıyla haklarının korunmasının önemli olduğunu, öncelik olarak bunu gördüğünü vurgulamış. Bugüne taşınıyor. Ödemeler bugün açıklaması da yine 13. maaşlarla alakalı Olgun Amcaoğlu'nun logo yanında görülmüştü Yeni Bakış gazetesinde. Metehan kapısı ve pazar yerinde izdiham. Hafta sonu araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan sınır kapısı ile otobüs terminali içinde yer alan pazar yerindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti diyor bugün gazete. Haberci'deyiz.
Haberci bugün darphane başlığını atmış ama o başlık bakın neye işaret ediyor. İstatistiklere göre ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 28 gece kulübü ve bir pub olmak üzere toplam 294 kadın konsomatrist ve barmaid olarak çalıştırılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili hatırlayacaksınız, Çalıştay'da yapmıştık. Hatta o kadar sorun varken bu mu kaldı bir tek konuşulacak eleştirileri de duymuştuk. Fakat bu konu da elbette konuşulmalıydı. Peki ne oldu o Çalıştay'dan sonra? O konu benim kafamda net değil. Fakat konsomatrist barmaid iş tanımıyla gelip seks işçiliği yapıyor bu kadınlar ve bunun ne kadar geniş bir sektör olduğunu darphane başlığıyla Haberci gazetesi bugün taşıyor manşetine. Rakamlarsa çarpıcı, bakın şimdi. Yasal değil ama kazanç 2 milyon lira. Ülkemizde fuhuş yasal olmamasına rağmen gece kulüplerinde çalışan kadınlar haftalık olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde cinsel yolla bulaşan hastalıklar için sağlık kontrolünden geçiriliyor. Devletin 28 gece kulübünden aylık toplam vergi kazancı yaklaşık 2 milyon lirayı bulurken bu rakam bir yılda ortalama olarak 23,5 milyon liraya ulaşabiliyor. İstatistiklere göre ülkemizde en fazla gece kulübü başkent Lefkoşa'da bulunuyor. Pub ve gece kulüplerinde Moldova, Belarus, Fas, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Paraguay, Tacikistan, Tanzanya ve Özbekistan'dan gelen yaşları 18 ile 25 arasında değişen toplamda 294 kadın konsomatrist ve barmaid olarak çalıştırılıyor. İş tanımı bu. Şimdi konsomatrist ve barmaid olarak çalışan kadınların Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde haftalık muayeneden geçiyor olması herhalde her barmaidlik yapan, her servis sektöründe çalışan kişi bu muayeneden geçmiyor değil mi? Dolayısıyla biliniyor. Bu oldukça hepimiz tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Ama böyle bir tanım yok. Hala bu iş tanımı altında çalışıyorlar. Üstelik geçmişte yaşadığımız olaylarla biliyoruz ki o kadınların başına bir şey geldiğinde de pek çok soru işareti akılda kalıyor. Elçilikleri yok, konsoloslukları yok, başvuracak nereleri var? İçişleri Bakanlığı'nın çalışması bu anlamda önemliydi işte ama ne oldu o Çalıştay'dan sonra? Göz yumuluyor demiş bugün gazete ara başlığında konuyla ilgili olarak. Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasasına göre gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar, içki servisi yapan barmaidler ve gece kulübünde müşteriyle birlikte yiyip içerek çalıştığı yere kazanç sağlayan kadın olarak tanımlanan konsomatrist tanımı altında çalışıyor ama öyle değil işler. İnternet üzerinden seks turizmi bir diğer ara başlığı. Ne güzel memleketimizin anıldığı haller bugüne taşınıyordu. Haberci gazetesinde detayları. Mecliste umduğumu bulamadım demiş kim? Logo yanından görülüyor bugün Haberci'de. UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, meclisle ilgili daha güzel, daha rahat çalışabileceğimizi umuyordum. O kadar kolay olmadığını daha sonra anladım demiş. Bugüne taşınmış onun açıklamaları ön sayfada. UBP, DP, YDP koalisyonu olabilir diyor. Haberci Lefkoşa dedikoduları olarak duyuruyor haberi. UBP'li bir kaynak erken seçim mi, başka koalisyonlar mı sorusuna bir gecede parti kurulan, o partiyle koalisyon hükümeti oluşturulan bir ülke olduğunu söylemiş ve her an her şey olabilir demiş. UBP, DP, YDP koalisyonundan söz ettiği de belirtiliyor. Lefkoşa kulislerinde bugüne taşınmış haber. Güneşteyiz. Başbakan Tatar güzel yurttaydı. Sosyal medya gündeminden paylaşırız sizinle. Adım adım nerelere gittiğini paylaştı. Halkımızın emrindeyim sözleri Güneş gazetesinde de ön sayfada bugün Başbakan Ersin Tatar'ın. Rum tarafı samimi değil. Kudret Özersay'ın açıklamaları Katimerini'ye verdiği röportajda bütünlüklü çözüm istediğini iddia eden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin attığı adımların bu söyleminde samimi olmadığını gösterdiğine işaret etti denilmiş.
Türk tarafınca atılan adımlarla da bölgedeki durumun dengelendiğini söylemiş. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müttefiki ve stratejik ortağı olduğunu ifade eden Özersay, bu noktada Rum kesiminin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransızlarla limanların kullanımı için yaptığı işbirliklerini örnek gösterdi deniliyor. Siyasi eşitlik vazgeçilmez. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları, Türkiye'nin Kıbrıs'ta kurulacak bir ortaklıkta Kıbrıslı Türklerin tüm devlet kurumlarına etkin katılımı, olumlu oyu, dönem başkanlığı ve siyasi eşitliği bulunmasının vazgeçilmez bir şart olduğunu söyledi denmiş. Bugüne taşınıyor o açıklamalar. Haklarımızdan geri adım atmayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz için önemli mesajlar verdi diyor. Halkın Sesi bugün manşetten görmüş. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek, kıyı olta atacak sahil bile bırakmayacaklar dedi. Haklarımızı korumak için sonuna kadar tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız sözleri de taşınmış durumda bugün. Türk askerinin güvenliğinde bir yaşam istiyoruz. Rumların Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmeye yönelik 21 Aralık 1963'te başlattıkları imha saldırılarının ilk toplu katliam kurbanları olan Ayvasılılar dün Türkeli şehitliğinde düzenlenen törenle anıldılar deniliyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Geçtik şimdi vatana. Ayvasıl Türkeli şehitleri düzenlenen törenle anıldı. Bugün logo yanında Vatan gazetesi görüyor. Ve manşette benim hangi makamda oturduğum önemli değil diyen UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar'ı görüyoruz. Benim anlayışıma göre siyaset hakikaten ülke için, halk için yapılır. Millet Ersin Tatar milletvekili, bakan, başbakan olmuşsa bu önce Ulusal Birlik Partililerin sonra halkımızın takdiriyle olmuştur. Sorumluluk üstlenen Ulusal Birlik Partisi ile UBP-HP koalisyon hükümeti iyi niyetle gerekenleri yapmaya çalışmaktadır. Benim görevimse beni kendilerine hizmet için vekil tayin eden, parti başkanı, başbakan yapan insanlara elimden gelen her türlü gayreti göstererek, çok çalışarak layık olmak, hizmet etmektir diyor bugüne taşınmış açıklamaları. TDP'den hükümete eleştiri. Cemal Özyiğit'i görüyoruz. Sayın Başbakan hangi ülkede yaşıyor diye sormuş. Toplumun yapısal sorunlarının sürdüğü, verilen sözlerin tutulmadığı, ekonomik göstergelerin olumsuz olduğu bir dönemde Başbakan Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güzel dönemini yaşıyor açıklamasında bulunduğunu belirterek bunu eleştirmiş. Taşınıyor bugüne Cemal Özyiğit'in açıklamaları. Star Kıbrıs'tayız şimdi. Ersin Tatar müdahale etti. Ayşegül Baybars ve rant kaybetti diyor Star Kıbrıs. Şimdi beklenen imar adaleti bugüne taşınmış. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın rant planı olarak eleştirilen adaletsiz imar planına karşı gelen tepkiler üzerine hükümet harekete geçti. Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı çalışmaları yeni kurulan teknik komitede devam ettirilecek diyor Star Kıbrıs gazetesi. Başbakanlıkta imar zirvesi Ersin Tatar başkanlığında geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıya Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kadri Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP ve HP İskele milletvekilleri, plana itiraz eden İskele Mausa Yeni Boğaziçi Belediye Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı denilmiş. Plan bu haliyle geçmeyecek deniliyor. Toplantıda imar planına yönelik eleştiriler tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Yapılan itirazları değerlendirecek bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışmalarını en kısa sürede tamamlaması kararlaştırıldı. Tatar bölge insanıyla birlikte tüm kesimlerin görüşleri dikkate alınarak ülke için en doğru olanın yapılması gerektiğini söyledi. Emirname kesinlikle uzatılmayacak, plan da bu haliyle geçmeyecek. Şehir plancıları odasından edinilen bilgi bu yönde diyor gazete. Tanıtımda ambargoyu açtık sözleri yine bugün Star Kıbrıs'a da taşınmış Turizm Bakanı'nın açıklamaları. Kıbrıs manşetteyiz. Acı itiraf bugün Kıbrıs manşetin manşeti. Yargının sorunlarına, hükümetlerin kayıtsızlığı, yargı içerisinde sessiz bir çığlığı içten içe büyütüyor. Sağlıktan eğitime, ekonomik sıkıntılardan haksız ambargolara, her koldan sorunlarla boğuşan Kıbrıs Türk halkının güvendiği son kale yargıda adeta SOS veriyor demiş bugüne taşıdığı haberde.
Haber Al Kıbrıs'tayız şimdi. Yabancı iş gücünün kazancı yurt dışına gidiyor demiş bugün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Zeki Çeler, mecliste çalışma izniyle gelen işçilerin ayda 8 milyon dolar yurt dışına gönderdiğini açıkladı. Bu açıklamayı gazetede değerlendirmiş gazeteye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Tuğcuoğlu. Onlar çalışıp paralarını alıp gidiyor. Onların yerine çalışacak birini bulma ihtimalimiz var mı? Bütün dünyada olduğu gibi bizde de çalışan insanlar bir kısmını burada harcarlar, bir kısmını da ailelerine gönderirler. Bu gayet doğal dedi. Şimdi Haber Al Kıbrıs'ta ayda 8 milyon dolar yurt dışına gönderiliyor demiş. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak, hani buradaki iş gücüyle alakalı olarak sosyal medya paylaşımını sizinle paylaşmıştım. O paylaşımda gerçek payı oldukça yüksekti ve dikkatimizi çekmişti. O yüzden paylaşma ihtiyacı hissetmiştim. Örneğin turizm gibi, örneğin inşaat gibi sektörlerde çalışan iş gücünün neredeyse %80'i 90'ı, belki daha fazlası sektör olarak baktığınızda, hani sahada olanlardan bahsediyorum. Üçüncü ülkelerden gelenler, Türkiye'den gelenler ve üçüncü ülkelerden gelenler. Aldıkları maaş asgari ücret ve belki birazcık üzeri. O parayla burada geçinip bir de para biriktirip de onu yurt dışına götürmek belki geçtiğimiz yıllarda, geçmişte daha kolaydı. Şimdi ise son derece zor olsa gerek, öyle değil mi? Asgari ücretin ülke şartlarında ne kadar yeterli olabileceğini düşünüyoruz geçinmeye. Yurt dışına giden para anlamında da kaldı ki hepimiz çalışıyoruz ve yurt dışına gidiyoruz tatil amaçlı, farklı amaçlarla. İşin bu boyutu da var. Sanki hiç bu ülke ekonomisine katkı sağlamıyor. Bu ülkenin kurumlarına, örneğin sosyal sigortalara, bu işçi iş gücünden alınan paylar aktarılmıyor gibi bir algı da yanlış değil mi bir taraftan? Ayrıca ötekileştiren bir söylem de değil midir bu diğer taraftan? Eleştirileri de var. Realite 8 milyon dolar yurt dışına gönderiliyor şeklinde yabancı iş gücünden. Fakat eleştiri boyutunda da o tarz eleştiriler var, bu tarz söylemlere, onu da iletmiş olalım. Hükümet krizi var, Ankara'da ayar verildi. Hakikat gazetesinin bugüne taşıdığı manşet. Erhan Arıklı'nın yaptığı istişare toplantılarında, Dikmen'de yaptığı konuşmadan bu başlık alınmış. Ve orada Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çeşitli merkezlerde değişik planlar hazırlanıp oyunlar oynandığını savunarak bu oyunu bozacaklarını belirtmiş. Ankara'da hükümete ayar verildiği şeklindeki söylemi de bugüne taşınmış durumdaydı. Detaydayız şimdi. Olta atacak sahil bile kalmaz. Erdoğan'ın açıklamaları bugün detayda manşet. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Libya ile yapılan anlaşma hakkında Türkiye'nin durduk yere maraza çıkarmadığını, suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksünün de olmadığını söyledi şeklinde bugüne taşınıyor açıklamaları. Kesinlikle geri dönülmeyecek, Türkiye hidrokarbondan vazgeçmeyecek ara başlıklarıyla taşınmış durumdaydı haber. Nereye doğru denilmiş? Rum yönetimi askeri faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı diyor. Bugün Nacak, Volkan'sa federasyonun koşulları yoktur, İHA'ları daha etkili hale getireceğiz şeklinde Kudret Özersay'ın sözlerini taşımış ön sayfasına. Özelleştirme adı altında tekelleşme, Haberatör'ün bugünkü manşeti. Mehmet Çakıcı son 10 yılda ülkede sosyal demokrat hiçbir icraatın yapılmadığını belirterek yapılan icraatların özelleştirme adı altında liberallerin bile bize güldüğü tekelleşme politikaları olduğunu söyledi deniliyor. Onun açıklamaları da bugün Haberatör'ün manşetine taşınmış durumdaydı. Şimdi bir hükümet krizi var mı yok mu, ya da öyle bir kriz bundan sonraki dönemde adından daha çok bahsettirir mi bizlere? Kulis bilgileri yeni bir koalisyon oluşabilmesi için senaryoların şimdiden üretildiğine işaret ediyor. Bugün bir gazetede, Haberci'deydi zannediyorum, ön sayfaya da taşınmıştı. Pek çok seçimsiz
yeniden bir hükümetin kurulabileceği senaryolar üzerinde durulurken diğer taraftan da erken seçime gidilebileceği belirtiliyor. Her ne kadar Başbakan Ersin Tatar bu konuda uyumlu çalışmalar olduğunu söylese de eski bir deyişi hatırlatıyor, bir atasözünü hatırlatıyor bize, ateş olmayan yerden duman çıkmaz şeklinde. Öyle mi olacak göreceğiz ama temel konu ve her zaman üzerinde durduğumuz konu istikrarın bir türlü yakalanamaması, devamlılık teşkil edememesi, hükümetlerin sürekli değişmesiyle birlikte yeni gelenlerin alışması, kadroların değişmesi ve tüm bunlar olup biterken hop yeniden bir seçime gidilmesi ya da yeniden bir hükümet değişikliği. Bu alışık olduğumuz bir durum fakat işlevsel mi? Hayır, değil. İçinde bulunduğumuz durumdan bunu görüyoruz. Dolayısıyla istikrara ihtiyaç var. Bir taraftan YDP kanadı diyor ki hükümette kriz var, Ankara ayar verdi. Hükümet kanadı diyor ki hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Yine Ersin Tatar'ın açıklamalarından göreceğiz bakalım neler olup biteceğini. Sosyal medya gündemine bakalım biraz da. Gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimi var elbette. Ancak içerideki konular da paylaşımlara yansıyor. 21-25 Aralık biliyorsunuz şehitlerimizi andığımız günler. Ayvasıl'daydı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, oradan bir paylaşımla birlikte. Ayvasıl şehitlerimizi saygı ve rahmetle andık diyor. Tüm çabamız güzel adamızda, bir daha benzeri acıların yaşanmaması için. Ardından Yılmazköy'de yurttaşlarımızla sabah kahvesinde buluştuk. Yakınlık ve misafirperverlik insanımızın değişmez özelliği, kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Mustafa Akıncı'nın paylaşımı bu yöndeydi hafta sonuna dair. Başbakan Ersin Tatar'sa Güzelyurt bölgesindeydi. Oradan paylaşımları birbiri ardına geldi. Aşağı Bostancı'daydı örneğin. Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği önünde bu poz Güzelyurt denilerek paylaşıldı Başbakan Ersin Tatar tarafından. Ve ardından da beraberindekilerle Güzelyurt'ta dostlarla paylaşımı geldi. Yoğun bir gündü. Akşam saatlerinde de bir etkinliğe katıldı. Oradan da paylaşımları var. Aynı etkinlikte Kudret Özersay da vardı. Şampiyonlarla birlikteydik diyerek heyecan ve gurur verici bir gecede olduklarını söyledi. Beraberinde Halkın Partisi'nden isimlerle sosyal bir etkinlikte Gülşah Sanver Manavoğlu'nu ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ı da görüyoruz. Kudret Özersay'ın yanında şampiyonlarla birlikteydik. Heyecan ve gurur vericiydi. Önce çocuklarımızı, daha sonra da eğitmenlerini, yöneticilerini ve tabii ki ailelerini yürekten kutlarım dedi. O etkinlikte Başbakan Ersin Tatar da vardı. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi şehitlerimizi anıyoruz dedik. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu hazırlanılan bir görseli şu şekilde paylaştı. 1817 nedenimiz var. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Serdar Denktaş parti genel başkanlığından ayrıldıktan sonra sessiz biliyorsunuz. O da Demokrat Parti'nin görselini paylaştı ve dedi ki 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugüne taşındı Serdar Denktaş'ın da o paylaşımı, bir süredir sessizdi dedik. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığı konusunda kesin gözüyle bakılan isimler var. Tufan Erhürman CTP kanadından adaylığını ilk açıklayan isim oldu biliyorsunuz. Diğer adaylıklar noktasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya karar verdiniz mi diye sorduğumuzda kararımı çoktan verdim ama ne zaman açıklayacağım daha zaman var dedi. Çok erken başladığını söylemişti bu tartışmaların. Bu tarafta durum bu. Yani Erhürman ve Akıncı. Niye bu tarafta diyorum? Çünkü Birleşmiş Milletler parametrelerine bağlı federasyon temelli bir çözüme ulaşılması gerektiğini savunuyor.
hem Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman hem de adaylığı kesin gözüyle bakılan hali hazırda Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı. Şöyle bir paylaşım vardı şimdi. Özerkanlı paylaşımı yapan isim, altında da yorumlar vardı. Dikkatimi çekti ve sizinle paylaşmak istiyorum. Özerkanlı yorumunda diyor ki, iki devletli çözümü, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını isteyenlerin Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir araya gelmeleri gerekiyorsa, buna kimin tutumu engel oluyor ve eğer uzlaşı gerekiyorsa nasıl bir uzlaşı olmalı? Bu ne demek? Ersin Tatar'ın adaylığı artık kesin, açıklanması an meselesi, bütün açıklamaları, paylaşımları bunun göstergesi. Bir anlamda Ersin Tatar etrafında bu parametrelere, yani iki devletli çözüm. Şimdi Cumhurbaşkanı Akıncı diyor ki, Berlin'den sonra ortaya çıkan tabloda böyle bir ihtimal yok ve bu ihtimali savunanların da herhangi bir dayanağı yok. Tufan Erhürman keza aynı şeyi söylüyor. İki devletli çözüm. Kaldı ki iki devletli bir çözümün hidrokarbon ya da taşınmazlar, mülkiyet konularında neler getirebileceğine dair öngörü de bulunabiliyor muyuz diyor. Bu iki devletli çözümü mümkün olamayacağını söyleyenler. Şimdi Özerkanlı'nın yorumu, Türkiye'nin eski ve fiili garantörlüğünün devamı iki devletli çözüm, bu temelleri, bu parametreleri savunanlar Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir araya gelmeleri gerekiyorsa buna kimin tutumu engel oluyor ve eğer uzlaşı gerekiyorsa nasıl bir uzlaşı olmalı? Şimdi Ersin Tatar dışında bu şekilde bir çözümün olması gerektiğini Kudret Özersay söylüyor, ismi adaylık için geçer. Erhan Arıklı söylüyor, ismi adaylık için geçen. Serdar Denktaş katılır mı katılmaz mı bilmiyoruz. Sibel yeniden girer mi girmez mi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu cenahta ya da bu fikirde bütünleşebilecek isimler gibi değerlendirebiliriz. Hemen bu yorumun altına Erhan Arıklı demiş ki, o tren kaçtı gibi Özer Bey, iyi ile yazmış. O tren kaçtı gibi Özer Bey, artık her koyun kendi ayağından asılacak gibi duruyor. Arada başka yorumlar da var, onları kaldırdık. Özerkanlı Erhan Arıklı'ya yanıt veriyor ve diyor ki, o zaman kimse UBP'yi suçlamayacak Erhan Bey. Erhan Arıklı devam ediyor, Özerkanlı'ya yanıt veriyor. Zamanında biz çağrımızı yaptık, bu konuyla ilgili randevu istedik, cevap bile alamadık. Yumurta kapıya dayanınca iş ola bir çağrı yapıp eh günah bizden gitti demek pek etik olmasa gerek. Dolayısıyla sağda bir çatı aday formülü en azından YDP cephesi için çok uzunca bir zamandır zaten gündem dışı. YDP kendi adayıyla bu yolu yürüyecek gibi görünüyor. Kudret Özersay ne yapacak? Henüz bilmiyoruz. Parti içerisinde Kudret Özersay'ın aday olmasını isteyenler ağırlıkta gibi görünüyor. Aday olmamasını, partinin lidersiz kalacağı endişesi taşıyarak savunanlar da var, biliyoruz. Dolayısıyla Kudret Özersay nasıl bir adım atacak göreceğiz ama Özerkanlı'nın bu yorumu şimdilik burada kalsın. Tufan Erhürman'ın adını çok zikrettik. Geçtiğimiz gün Yeni Düzen gazetesinin manşetindeydi. Fikri Toros, pek çok CTP'li vekil o manşeti paylaştı ve 5 yıllık seferberlik söylemini benimsediklerini belirttiler. Fikri Toros da paylaşımında şu noktayı ön plana çıkarttı. Kıbrıs'ı bir an önce kapsamlı çözüme ulaştırma görevi çok ağırlıklı bir görevdir ama o görev devam ederken güven yaratıcı önlemler ve tek yanlı hamleler için çalışan ekipler de olmalıdır. Bu iş bir kadro meselesidir. Sözlerini ön plana çıkartan bir paylaşım yaptı. Belirttiğim gibi pek çok CTP'li bu manşeti ve açıklamaları paylaşmıştı. Sosyal medya gündeminden bugüne taşınanlardan bazılarını eleyip size aktardık. Bir de havanın gündemine, havanın durumuna bir bakalım şimdi. Ardından Türkiye gazetelerinin manşetleriyle buradayız.
Dedik ki sis de birazcık kendini gösteriyor. Ben yayına girerken şöyle bir baktım, aşağı inerken stüdyoya gelirken sis kendini gösteriyor, aman dikkat demiştik. Hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre bu hafta itibariyle düşecek ve yağışlar yeniden gelecek. Tedbirli olalım efendim, her anlamda, sağlık anlamında da yollarda da tedbirli olmamız gerekiyor. 8.19 yaptık saatleri. 8.30 itibariyle Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı olacak konuğum. Bir kez daha hatırlatayım ve şimdi Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına geçelim. Zira geçen hafta da söyledim, bu ara bizi ilgilendiren pek çok şey oradan takip ediyoruz. Özellikle Libya mutabakatı sonrasında bakalım Türkiye gazetelerinin manşetlerinde neler var 23 Aralık tarihinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün ülke medyasında da ön sayfalarda yer bulmuştu. Türkiye medyasında da hiç kuşkusuz o söylemleri bugün gazetelerin manşetlerinde. Milliyet, vazgeçersek olta atamayız diyor. İlk milli denizaltı Piri Reis havuza indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz ve Libya mesajı verdi. Vazgeçersek denize girecek kıyı olta atacak sahil bırakmazlar. Bugüne taşınıyor, çekingen politika bitti sözleri Atatürklü mesaj verdi denmiş. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu demiş. Elbette o dönemde Osmanlı toprakları olduğunu da hatırlatalım. Akdeniz'de yeni anlaşma olabilir. Hemen bu konuyla alakalı haberin yan tarafında görülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Libya ile yapılan anlaşmayı milliyete değerlendirdi. Bunun iki ülke içinde kazançlı olduğunu belirten Bozkır, İsrail ve Mısır'a gönderme yaparak bu belki de Doğu Akdeniz'de imzalanan bütün anlaşmaları da gözden geçirtecek bir anlaşmadır dedi. Bugüne taşınıyor onun açıklamaları. Lodos yıktı geçti. İstanbul'da önceki gece başlayan Lodos dün de etkisini sürdürdü. Yeni Kapı'da Lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Beşiktaş sahilde de dalgalar yer yer 3 metreyi buldu. Beyoğlu'nda bir binanın çatısı uçtu. Ortaya da bu tablo çıktı. İstanbul'da Lodos etkisi. Hürriyetteyiz. Kaderlerini kendileri tayin etti. Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki karşılaşma aktarılıyor. 3-1'lik skor Fenerbahçe lehine. Suudilerden şeymalı imaj mesajı bugün magazin haberi olarak Hürriyet'in sür manşetten gördüğü haber. Hafter Amerika Birleşik Devletleri'nde katliamdan yargılanıyor. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümete karşı kanlı bir savaş yürüten Hafter, katlettiği 3 sivilin aileleri Amerika Birleşik Devletleri'nde 125 milyon dolarlık tazminat davası açtı deniliyor. Bugüne taşınıyor haber Hürriyet'in ön sayfasında. Sabahtayız şimdi. Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru. Bugüne CHP mobbingde sınır tanımadığı başlığıyla sabahın manşeti. Ege ve Akdeniz'de haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesinin ilk örneği Piri Reis'i havuza çekme töreninde konuştu. Yunanistan ve destekçisi kimi ülkeler bir süredir Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlığı içindeydi. Şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek sahil bile bırakmayacaklar. Suskun ve çekingen politika sürdürme lüksümüz yok. En uzun kıyı sahili sahibi ülke olarak haklarımızı koruyacağız açıklaması bugün sabah gazetesinde de ön sayfasındaydı. Değerli konut vergisi anayasaya aykırıdır sözcüğünün bugünkü manşeti. Vergi uzmanı Nedim Türkmen mükellefleri uyardı deniliyor. Vergide anayasanın 73. maddesindeki ödeme gücü ve vergi adaleti ilkelerine, 2. maddedeki hukuk devleti ilkesine ve 10. maddedeki eşitlik ilkesine uyulmadığı belirtiliyor. Yavaş'a arka çıktı. CHP lideri Ankara'daki rant kavgasında safını belli etti. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüştüm, olayı anlattı. Yasa ne diyorsa onu yapın dedim. Kendisi de zaten yapısı gereği bunu yapıyor dedi.
kamu yararına aykırı bulunan Ankara'da Sinan Aygün'e ait Togo Kuleleri Yavaş'la Aygün'ü birbirine düşürdüğü deniliyor bugüne taşınmış durumda. Çiftçinin gözyaşları. Mustafa Sanay kilosu 2,5 liraya mal olan portakalı 1 liraya bile satamayınca ağlayarak çöpe döktü. Ürünü para etmeyen çiftçinin gözyaşları bugüne taşınan bir diğer başlıktı. Akşam gazetesindeyiz şimdi. Vazgeçersek olta atacak sahil bulamayız sözleri Erdoğan'ın akşam gazetesinde de geniş görülmüş. Başkan Erdoğan, KKTC ve Libya streçlerinden vazgeçersek bırakın ekonomik faaliyetleri bize denize girecek kıyı bırakmayacaklar dedi. Bugüne taşınıyor. Masa başında çizilen haritalarla veya bilimsel faaliyet kisvesi altında ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz. Türkiye ile Libya denizden komşudur ve yaptığımız anlaşma 10 yıl öncesinden şekillenmiştir sözleri bugüne taşınıyordu Erdoğan'ın. Vatan İstanbul Lodos'a teslim diyor bugün. Sürmanşetinde Lodos dün sabah saatlerinde etkisini sürdürdü diyor. Seferler iptal başlıkları bugüne aktarılıyor. Satışa çıktı. Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve 1 yarım adayla Bursa Ulubat Gölü'ndeki bir ada sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarım ada satılık deniliyor. Bugüne taşınmış durumdaydı. Cumhuriyet'teyiz. Niyet şer'i İslam devleti kurmak. İlahiyatçı ve hukukçulara göre her alana dini kurallar yerleştiriliyor. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti. Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, faizsiz finans kurumlarının denetimlerinin şer'i hükümlere bağlanmasına ilişkin bir kısım çevrelerin ulaşmak istediği siyasi bir sistem var. Şer'i bir İslam devleti kurmak veya devleti dönüştürmek arzusu olduğu anlaşılıyor demiş. Bugüne taşınıyor açıklamaları. Aktarılıyor. Devrim şehidi Kubilay anılıyor. Katledilişinin 89. yılı devrim şehitleri Asteğmen Kubilay'la Bekçiler Hasan ve Şevki şeriat yanlıları tarafından katledilişlerinin 89. yıl dönümünde Menemen'de anılıyor. Bugüne taşınmış. Libya'da sular ısınıyor. Cumhuriyet'in bir diğer başlığı Sisi tank yolladı. Libya'nın Türk mürettebatlı gemiye el koyduğu ileri sürülüyor. Türk mürettebatında olduğu bir geminin önceki gün Libya karasularında alıkonulması tansiyonu yükseltti. Hafter güçleri Türk mürettebattan 3'ünün pasaportlarının kontrol edildiği görüntüleri paylaştı. Dışişleri Bakanları geminin teknik arıza nedeniyle kıyıya yanaştığını, gözaltının söz konusu olmadığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz açıklamasını yaparken Akar, Suriye'de olduğu gibi Libyalı kardeşlerimizin de yanında olacağız dedi. Öte yandan Sisi'nin Türkiye'nin müdahalesini önlemek için tank sevk ettiği ileri sürüldü. Libya gerilimi bugüne taşınıyordu Cumhuriyet gazetesinde. Posta Piri Reis gururu diyor. Milli kaynaklar 2022'de hizmette ara başlıklarıyla görmüş. Geri adım yok başlığıysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile alakalı olarak bugüne taşınıyordu Erdoğan'ın. Asla geri adım atmayız. Güneş gazetesinde de yansımış. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaktan vazgeçmeyeceğini dünyaya net bir dille ilan eden Erdoğan, Libya'ya asker gönderebileceğinin işaretini verdi deniliyor. Bugüne taşınan haberinde hiç kimse Türkiye'ye emrivaki yapamaz sözleri Akit gazetesine de taşınmış durumdaydı. Yeni Çağ gazetesi Kanal İstanbul konusunu manşette tutmuş. Kanal İstanbul'a siyasi ömrü yetmeyecek şeklinde bugüne taşınmış. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik sorunların tartışılmasını istemediği için Kanal İstanbul'u gündeme taşıdığını belirterek zaten ilk seçimde gidecek iddiasında bulundu deniliyor gazetenin haberinde. İlk milli denizaltı havuzda yine bir diğer başlık. Son olarak bir güne bakalım.
Yuva eğitimi de Diyanet'e teslim. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti, Diyanet'e bağlı dini vakıflara ait yuva sayısı son 3 yılda tam 3,5 kat artarak 2500'ü geçti. Eğitim alan 4-6 yaş grubundaki çocuk sayısı ise 4,5 kat artışla 95 bine yaklaştı deniliyor. Türkiye'deki durumla alakalı. Sol Parti yola çıktı umut, coşku ve heyecanla. ÖDP ismini Sol Parti olarak değiştirdi. Kongrede sadece isim değil, bir düzen değişikliği için yola çıkıyoruz denilmiş. Bugün Bir Gün gazetesine yansıyan haberler arasındaydı. Libya'da gerilim artıyor başlığı bizi ilgilendirdiği için bakalım buna da. Libya'da Halife Hafter yönetimiyle Türkiye arasındaki gerilim sürüyor. Libya Ulusal Ordusu Akdeniz'de Türk mürettebatın içinde bulunduğu bir gemiye el koydu. Erdoğansa gerekirse Libya'ya desteğimizin askeri yönünü artıracağız dedi. Bugüne taşınan haber başlıkları arasındaydı. Şimdi Libya ile varılan mutabakatın Doğu Akdeniz'e etkisi elbette İsmet projesinin tam güzergahını neredeyse bıçak gibi kestiği için mühim. Bize etkisi ne olur bundan sonrası için Doğu Akdeniz'de gerilimin artmasının getirisi hem siyasi olarak ne olur hem askeri olarak ne olur ve biz bu küçücük Kıbrıs adası olarak pek çok ülkenin, pek çok uluslararası şirketin hak talebinde bulunduğu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonlar noktasında söz sahibi olabilecek miyiz? Yoksa bu gerilim arttıkça askeri anlamda da stratejik anlamda da yerimiz ne sorusunu daha sık mı soracağız? Göreceğiz ama konu gündemde. Şimdi bir ara veriyorum. Döndüğümde konuğum Mehmet Armancı olacak. Lefkoşa'yı konuşacağız. Siyaseti konuşacağız, iç siyaseti, Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşacağız. Daha pek çok konuyu konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Yeniden merhaba efendim. Haftanın ilk programı. Hem ülke gazetelerinin hem Türkiye gazetelerinin manşetlerini paylaştık. Sosyal medyada bir tur attık. Cumhurbaşkanlığı seçimi gündem bir taraftan, başka gündem maddeleri nasıl yansımış sosyal medya gündemine, onları paylaştık. Şimdi ise konuğum Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı. Günaydın. Günaydın sevgili Nazan. Nasılsınız efendim? İyiyim, çok teşekkür ederim. Koşuşturmaya, yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Aralık ayını artık bitiriyoruz. 2020'ye dair projeler birazcık daha fazla konuşulur yılın bu dönemi. Bütçe görüşmelerini tamamlıyorsunuz evet, zannediyorum. Nedir durum? Ülke bütçesine bakıldığında belediye bütçesinin bir projeksiyonu yapabiliyoruz ama. Devlete göre daha iyiyiz tabii. Öyle mi? İyi mi durum? Ya şöyle söyleyeyim, yani tabii ki herkesin kentine ait koşulları ve zorlukları var. Elbette. Ama bizim bütçe çalışmalarının daha farklı bütçe çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Daha katılımcı hale getirmeye çalıştığımız bir bütçe olduğunu düşünüyorum. İki senedir uyguladığımız bir muhtarlar anketimiz var bütçe öncesinde. Bu sene bunu sivil toplum, hak odaklı sivil toplum örgütlerine de yansıttık. Buralardan gelen doneleri de o bütçenin bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Eylül'de başlıyor bizim bütçe çalışmalarımız. Birçok belediyenin aksine rutin nedir diğer belediyelerde, yani hepsi için konuşmayayım ama en azından ağırlıklı ve yoğunluklu olarak işte geçen yılın bütçesine %10 yansıtılır ve yeni dönemin bütçesi oluşturulur. Bizde böyle değil aslında. Bizde gerçekten ihtiyaçlar analizine göre, olanaklar analizine göre olabilecekler yapılıyor. Ortaya çıkan tablo şu aslında, çok yani çok pozitif, iyimser bir yıl beklentisi içerisinde değiliz. Yani onun altını çizeyim, yani kimseye pembe hayaller satmaya gerek yok. Geçen yılın kendine ait ciddi zorluklarının 2020'ye yansımasını yaşayacağız. Daralan ekonomi bizleri de etkiliyor, hayat pahalılıkları bizleri etkiliyor, döviz hareketlilikleri bizleri etkiliyor. Ve tabii ki bence Lefkoşa Türk Belediyesi'ni en çok etkileyen, olumsuz yönde etkileyen 2009'lu yıllarda, 2006'dan sonra oluşan o istihdam furyasının üzerimize bindirdiği ek yüklerin şimdi biraz sonuçlarını görüyoruz. Nedir bunlar? Genç bir memur yapısı. Bu genç memur yapısının her yıl barem içi artışları bu hayat pahalılığıyla birleşince sıkıntı yaşıyoruz. 901 personelden yanlışım yoksa 794 personele indik ama ek bir istihdamımız da yok ama maalesef bu yapı kendini uzun yıllar hissettirecek gibi. Biz 261 milyon öngörmüştük önümüzdeki yılın
bütçesini. Hafta içinde bir revizasyona gittik. 256 milyon olarak büyük ihtimal revize edeceğiz bütçeyi. Bunun temel kaynağı da şuydu. Önümüzdeki yıl bir işçi sıkıntımız var bizim. Yani gerçekten Lefkoşa Türk Belediyesi'nin aktüel sahada işleyen, iş yapacak olan işçilerinde bir azalma var. Genelde bizim emekliye çıkan personelimiz, yaşlanan personelimiz işçi kesiminden. Bir kişinin de maksimum verim alabileceğiniz belli bir yaşı var. Özellikle ağır iş yükü gerektiren işlerde, işte süpürge gibi, çöp arabası gibi, kanalizasyon gibi, çevre sağlığı gibi işlerde ortaya çıkan topla 90'a yakın bir işçi açığı olacağıydı. Bunu hangi modelle giderebiliriz'i konuştuk. İlk başta temizlik, tüm temizliğin hizmet alımına döndürülüp döndürülemeyeceği çalışması yapıldı ve bütçe buna göre tasarlandı ama açıkçası risk gördük burada. Çünkü taahhüt altına gireceğimiz önemli bir meblağ var eğer bunu yapacaksak. Temizlik ve hangi konuda dedi? Temizlik, komple temizliğin. Yani bütün temizlik dalının özelden hizmet alınmasına yönelik uluslararası bir ihale yapılıp yapılamayacağını gündeme getirdik. Ama bu çok bu yıl için riskli addettik ve bütçe revizasyonunda o yüzden bir kısıtlamaya gittik. Büyük ihtimal mevsimlik işçilerle bu yılı da geçireceğiz. Bir de hiç kimse biliyorsunuz seçim yılı maalesef Şubat'tan sonra seçime kadar hayat duracak, ihaleler çıkılamayacak vesaire, bu riski göze almak istemedik. 6. aya kadar böyle bir geçiş dönemi yapalım noktasındayız. 6. aydan sonra tekrar oturacak belediye meclisi, buna ilişkin bir yön vermeye gayret edecek. 256 milyon civarı bu bütçe içerisinde aktüel bütçe olarak değil ama %67'si bunun zaten personel gideri. Gerçekleşen de ne olacağına bakmak lazım. Esas hikaye orada. Yani gerçekleşince de tahminen %80'in üzerine. Yani ülke bütçesi gibi aslında. Aşağı yukarı öyle. Aşağı yukarı öyle. Tabii gelirlerimizde biz göreve geldiğimizde 2.3'lerden şu an 7.2'ye öz kaynak gelirimiz var bizim. Devlet katkılarında işte gelişen bir devlet katkısı modeli var ama bu hala daha bence bizi bu ilkel durumdan çıkarabilecek potansiyelde değil. Şu an bir banka borcumuz yok. Sadece overdraft'ta kullandığımız bir overdraft var. Onun dışında bir banka borcumuz yok. Biz önümüzdeki yıl, sonraki yıl yani 3 yıllık taslak bir bütçe çalıştık. Finansman bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani dünyada bu böyle, ülkede de bu böyle. Eğer doğru finansmanı bulabilirsek hem geri ödeyebileceğimiz bir kredi, insanlara icraatı gösterebileceğimiz bir ortam yaratabiliriz. Hem de sürdürülebilir bir yapıyı kılabiliriz. Bununla ilgili bir ön çalışma yapmaya başladık. O zaman proje bazlı mı gidecek öyle birazcık olacak, daha? Biraz hangi olacak projeler ön planda? Açıkçası eğer doğru finansman bulabilirsek bizim için su altyapılarının bitirilmesi öncelik olacak. Çünkü biliyorsunuz buradaki belirsizlik ortamı bizi çok yıprattı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin imzalamış olduğu su protokolü, suyun özelleştirilecek olduğuna dair vurgular oradaki. Öyleyse kimseyi bu alana yatırım yapmamaya itti açıkçası ama buradaki kayıpların oranı çok yüksek olduğu için birincil herhalde eğer bir finansman bulabilirsek buraya doğru bir adım atmak istiyoruz. Çünkü bir kesin gelecek yok. Yani duymuyoruz. Bakanlarla yaptığımız görüşmelerde bu konu sanki odadaki fil gibi ama kimse konuşmuyor, duymuyor, görmüyor gibi bir durum. Ama bu belirsizlikle sürdüremeyiz kenti açıkçası. Bu alana yatırım yapmak istiyoruz. Bunun dışında tabii ki bizim önceliklerimiz arasında kanalizasyonun çok büyük bir oranda zaten tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'nden elde ettiğimiz ve gerçekleşmesini planladığımız finansmanla. Ama kayıplarımızın nereden kazanca dönüşebileceği, işte Gönyeli ile bir protokole ihtiyacımız var hala. Bununla ilgili bir hukuk sürecine doğru gidiyor süreç. Maalesef çünkü hiçbir devlet otoritesi ya da buna müdahil olması gerekenler diyeyim bir orta yol bulamadı. Neden öyle? Bu çünkü bugünün konusu değil, öyle değil çok mi? Eski bir çok konu uzun bu zamandır. Çok eski bir konu. Ne Cemal Bey döneminin de ondan öncesinin konuları. Maalesef Şemi Bey döneminden kalma bir durum bu. O zaman Gönyeli'nin sadece 300 hanelik bir yerinin Lefkoşa'da kanalizasyona bağlanmasına şartlı onay verilmiş bir durum var.
protokol kaydıyla onay verilmiş ama bu protokol hiç olmamış ve şu anda bütün gönderi Lefkoşa üzerinden bağlı Haspolat arıtma tesisine. Bu arıtmanın maliyetlerinden tutun da tüm yaşam kalitesini aslında doğrudan etkileyen bir şey. Ne kötü anlamda söylüyorum bunu, ne negatif anlamda, ama çözülmesi gereken bir konu olarak ortaya koyuyorum. Ama bunu İçişleri Bakanlarının önem sırasının bir yerine koymak zorundaydılar bugüne kadar. Biz sunumlar da yaptık, durumumuzu da izah ettik birçok kez. Fakat maalesef bu konuda bir gelişme olmadı. Yasalarla ilgili beklentileri zaten biliyorsunuz. Yani büyük resmi konuşacağız diye evdeki bulgurdan olma noktasına geldik. Yani işte reform paketleri, işte devrimler vesaire. Yani küçük beklentilerimizin ne olacağı kısmı, hazır olan küçük beklentiler şu anda yani hiç gündemde yok. Hiçbirisi. Örneğin belediyeler yasası bundan 4 yıl önce hazırdı. Evet, bir reform içermiyordu. Ama en azından belediyelerin yıllar içerisindeki kayıplarını giderebilecekleri bir çalışma gerçekleşecekti. Tek vergi sistemine geçilecekti vesaire. Bunların hiçbiri kadük olmuş durumda. Ve öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar da biz bunu konuşamayacağız. İşte imar planında gelinen durum ortada. Muhacirat yasasında gelinen durum ortada. Sanırım bir kriz ortamı daha yaşatmak istemeyeceklerdir kendilerine. Çünkü reform dediklerinden kimin ne anladığı çok belli değil. Yani İçişleri Bakanı belediyelerin azalmasından bahsediyor. Ulusal Birlik Partisi bu konuda yorum yapmıyor. Bu durumda sanırım bir başka kriz istemeyeceklerdir gibi geliyor bana. Ama 95'ten beri aynı kalan yasayla 2020'yi yönetmeye adayız. Yani bunlar maalesef gücü tüketiyor. İnsanların, yerel yönetimlerin enerjisini doğru kullanmalarının önünde büyük engel. Ki bence önümüz açılsa devletten, merkezi otoriteden çok daha hızlı hareket edebilen, çok daha erken sonuç alabilen yapılarız. Bunu bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. İşin özü şu, 2020 bütçesi önemli bir yatırım da içeriyor bizde. Yani konuyu farklı bir yere getirmeyeyim. Ama bu yatırımı gerçekleştirebilmek için finansmana da ihtiyacımız var gibi duruyor. Bu finansman arayışını da biz Ocak ayı içerisinde tamamlayıp meclise sunmak istiyoruz. Finansman arayışı sadece içeride değil anladığım kadarıyla. Proje bazlı olarak geçmişte de olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'yle hem Avrupa Birliği'yle de yürütülecek çalışmalarla olacak. Yani oralardan zaten bağladığımız, yani şöyle bir şey, Avrupa Birliği'nin hibe programı açılmıştı. Biz bu hibe programına en yüksek başvuruyu yapan belediyeyiz. 12 proje başvurusunda bulunduk. Beklentimiz en azından 2 ya da 3'ünün bu ay içerisinde demişlerdi ama artık onların da Christmas ve tatil dönemi, sanırım Ocak ayı içerisinde duyurularını yapacaklar ama önemli birkaç projenin desteklenmesini bekliyoruz. Üst neler yapım var aralarında? Bizim için en önemli konulardan bir tanesi Girne Kapısı ve çevresi kamusal alanların düzenlenmesi projesiydi. Daha önce Sayın Sibel Siver'in meclis başkanlığı döneminde Lefkoşa için açmış oldukları bir yarışma vardı. Bu yarışmanın biz uygulama projesini yaptırmıştık. Yani yarışma sonucunun mimari teknik çizimlerinden tutun da mühendisliğine kadar. Bu bile sadece 300 bin TL, o da Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmişti. Bu projeyi sunduk biz Avrupa Birliği'ne. Yaklaşık 8 milyon euroluk bir bedel bu. Yani çok ucuz bir proje değil. Türk lirası konuştuğumuzda daha da kötü duyuluyor. O yüzden bunu söylüyorum. 60 milyonun civarında çok bir rakamdan bahsediyoruz ama belki iki etaplı olabileceği konusunda bazı duyumlarımız var. Biz buna da hazır olduğumuzu ilettik. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Dumlupınar'da daha önce kazanmış olduğumuz su altyapılarının iyileştirme projesi var. Umarım bu su konusundaki belirsizlik bu ortamı etkilemez. Hamitköy 5 milyon euroluk altyapı kanalizasyon projesi 2020 Haziran'ında ihale edilmesi planlanıyor. Ve yine 5 milyon euroluk Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu Ocak ayı içerisinde ihalesine çıkılması. Orada fon problemimiz yok. Ocak ayı içerisinde ihaleye çıkılacağının en son bilgisi verildi bize. Bunun dışında da bizim işte bir sürü alanda proje başvurusunda bulunduk. İşte özellikle Arasta'nın gölgelendirilmesinden tutun da bir toplum merkezi yaratmaya kadar bir sürü proje var ama eminim 28 belediyeye de hakkaniyetli bir durum
yaratmak isteyeceklerdir. Hangilerinin gerçekleşeceğini Ocak'ta göreceğiz. İrili ufaklı pek çok proje var ama. Bir sürü var. O Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi'nden henüz daha proje kabulleri başlanmadı. Yeni protokol imzalanana kadar da bunu beklemiyoruz ama protokolle ilgili belirsizlik de işte siz daha iyi takip ediyorsunuz gündemi. Ülkenin gündem maddelerinden bir tanesi. Onu kimse anlamamış durumda. Ne zaman imzalanacak, nasıl imzalanacak, bir yıllık mı, üç yıllık mı olacak vesaire. Ama ben bu yıl çok önemli rakamların aktarılmasını beklemiyorum. Yani açıkçası yerel yönetimlere, TC kaynaklarından zaten iki yıldır da aktarılmıyor bu paralar. Görelim yani bu zor dönemlerde de şuna da bakmak lazım. İki yıllık dönemde ben en çok ihale çıkan belediyelerden bir tanesiyiz biz. Kendi öz kaynaklarımızla. Bu bize bazı şeyleri göstermesi lazım aslında. Yani bir takım yerel yönetimler sadece TC kaynaklarıyla iş yapabiliyor. Bazı yerel yönetimler o durumu tersine çevirmeyi başarmış. Ne mutlu ki biz onu tersine çevirmeyi başarmış olanlardanız ama tabii ki o finansmanlar, finansmandan kastım daha doğrusu o hibeler çok büyük artı sağlıyor herkese. Öyle değil. 2020 için bu protokolden bahsederken çok ciddi bir finansal akışı da beklemiyorum Türkiye'den dediniz. Evet. Şimdi dörtlü koalisyon hükümetinde böyle bir finansal akış olmaması hasabıyla eleştiriliyordu o dönemin hükümeti. UBP-HP hükümeti de tam da bu noktada vaatlerle gelmişti aslında. Şimdi hani belediyeleri de etkiliyor ama yerel siyasete de birazcık geçiş yapalım. Geçeceğiz yine projelere. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşanan siyasal gelişimi? Siyasi gelişmeleri. Yani bunun izahının kim tarafından yapılacağı durumu var bence. Yani kiminle konuşursanız dörtlü hükümet döneminde de aslında her şeyin tamam olduğunu, bütün bürokrasiyle problemlerin giderildiğini, işin imzaya kaldığını, bunun bir yıllık mı, üç yıllık mı olacağı sürecini o dönemin başbakanı da ilgili bakanlar da bu televizyon programlarında açıkça deklare etmişlerdi. Dönüldüğünde geçiş protokolü imzalandı yeni hükümetle birlikte ve aslında özellikle savunma bütçesi konusunda yerel kaynaklarla ödenen paranın yerine ödenmesi gündeme geldi. Bu hükümet döneminde de bence Haziran ayına kadar bizi yani bu protokol olacaktı olmayacaktı konuşmaları devam edecek gibi geliyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin de yani bu konuda kafasını netleştirebildiğini düşünmüyorum. Yani Kıbrıs KKTC siyasetinin neresinde olmaları gerektiğini an itibariyle bence tam kafalarından netleştiremezler. Çünkü öyle bir lanse ediliyor ki sanki protokol imzalamak çok önemli bir siyasi başarı haline geldi. Eskiden hatırlayın sendikalar ayağa kalkardı, muhalefet partileri ayağa kalkardı, ölüm fermanı imzaladınız bu protokollerle filan. Şimdi tam tersi bir durum var. Protokol imzalamayanı sanki hükümetten atıyorlar gibi bir çünkü para akışıyla birebir durum oluyor. Aslında bu bize bir şeyi göstermesi gerekiyor. Bence her krizler bir fırsattır esasında. Ne demek istiyorum aslında? Ben Kıbrıs Türk toplumunun sağıyla soluyla, sivil toplumuyla, sendikasıyla yeni bir ekonomik program yazabilme ihtimalinin ortada olduğunu düşünüyorum ama buna niyet lazım. Eğer her siyasetçi ya da her siyasi parti seçim öncesinde bol keseden sanki Noel Baba hediye dağıdırmış gibi Hristiyan alemine böyle bize bir sürü vaatle geliyorsa siyasi partiler ve bu sorunları çözebileceklerini iddia ediyorlarsa işte yeni okullar yapacaklar, yeni hastaneler yapacaklar. Hala daha dinliyoruz yani yeni hastane diyor. Bu protokol imzalanmadan neyin hastanesi yapılacak? Yani bunun izahı yok. O yüzden siyaset şunu bilmeli sevgili Nazar bence ve şunun üzerine evrilmeli. Biz şu devrimleri yapacağız. Devrimden kastım şu. Bir ekonomik program yazmamız gerekiyor. Ben kendim için konuşayım. Ait olduğum ideolojiye göre konuşayım. Bir son ekonomik programa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Bunun içerisinde ciddi bir vergi sisteminin olması gerektiğini, mevcut vergi sisteminin detaylı anlamda incelenmesi gerektiğini, ülkede birileri online bet oynatıp, kumar oynatıp, gözümüzün içine bakarak haksız bir refah sahibi olacakken devletin fakir olarak durması,
enayi ve keriz yerine konduğumuzu gösteriyor. Ya bunu sistem içine alırsınız ve bundan para kazanırsınız, ya da gerçekten gerisiyle ilgili ciddi önlem alırsınız. Bunların tümünün tartışılması gerekiyor. Nereye gittiğimizin bulunması gerekiyor. Ben yeterince çalışılmadığını düşünüyorum. Yeterince odaklanılmadığını düşünüyorum kendi ekonomik sistemimize. Örneğin turizmle ilgili, yani önemli bir kaynağımız turizm. Eğer Türkiye'den gelen teşvikler yoksa, ki uzun zamandır ödenmiyor bildiğim kadarıyla, çok zor günler bekliyoruz. Demek ki biz sürdürülebilir bir yapı hala kuramamışız. Çünkü charter ekonomisine bağlı gidiyor turizm, özellikle kış aylarında. Şimdi bunun alternatifini bugüne değin üretememişsek ve hep bu teşvikler bir ömür sürecekmiş gibi davranmışsak, bu sürdürülebilir bir yapı değil, sürdürülebilir bir turizm de değil. Eğitime bakıyoruz. Artık Türkiye ile rekabet edemeyecek noktaya geliyoruz. Bence esas sıkıntı o. Türkiye'nin üniversiteler boyutu kendi iç öğrencisini çekebilecek noktaya gelmiş durumda. Biz ne vaat ediyoruz? Kaliteli bir eğitim mi vaat ediyoruz? Ben öyle bir şey de görmüyorum. Sadece bir üniversite adası olduğumuzdan bahsediyoruz. Üçüncü dünya ülkelerinden içinde insan ticaretine maalesef yol açabilecek unsurları barındıran bir sistemsizlikle çalışıyoruz. Yani o yüzden üniversitelere kalite, turizmde dengeli bir ekonomik durum, vergi sistemimizde adaletli bir ortam sağlayamazsak ve kayıt dışı ekonomiyle ilgili radikal kararlar alamazsak, bu protokolleri daha çok bekleriz, daha çok akış isteyeceğiz Türkiye'den. Bunlara rağmen isteyecek miyiz? İsteyeceğiz tabii ki, ama ona göre isteyeceğiz. Yani neyse reel durum, buna göre isteyeceğiz. Maalesef ben bu ciddiyeti görmüyorum. Hiçbir kurumda görmüyorum. Çok büyük vaatlerle iktidara gelmişlerde de bunu görmüyorum. Siyaset bence ev ödevlerine doğru çalışamıyor. Şimdi bu merkezi otoritenin yerel otoriteyle çalışması noktasında hangi aşamada? Üniversite iyi bir örnek. Üniversite şehirlerimiz var. Örneğin Lefke, örneğin Mausa, örneğin Girne'yi buna bir miktar katabiliriz. Ne kadar bu ortaklaşa çalışmaya aşinayız? Bence örneğin toplu saymadığım taşıma. Ama çok ciddi bir üniversite kenti olan Lefkoşa. Evet, yani 51, geçen günkü rakamlar 47 bin. Evet. En yüksek. Yani biz toplu taşımadan bahsediyoruz. Gece belli bir saatten sonra öğrenciler bir yerden bir yere karanlığın içinde otostop çekerek gidiyorlar. Ya da Velespit'te gidiyorlar. Ya da Velespit'te, Lefkoşa'da. Ama yani hani çok ciddi anlamda bu sadece bir örnek. Aynen. Nasıl bu paslaşmalar daha arttırılabilir? Yani sadece ekonomi mi bunun engeli, yoksa? Mümkün değil. Tabii ki bir sürü faktörü var. Yani şöyle bir şey. 47 bin Lefkoşa'da üniversite öğrencisi var. Bu şu rakamla kıyaslamanız gerekiyor. Resmi rakamlara göre Lefkoşa'nın nüfusu 61.400. Resmi rakam. Biz bunun üzerinden devlet katkısı alıyoruz. Dünyada ben araştırdım, bunun bir örneği yok. Yani kendi nüfusunun yüzde neredeyse 80'inden fazla öğrenci barındıracaksınız. Zaten trafiğe bakarsanız bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Bakın, İşte Şubat tatili gelecek değil mi? Şubat tatilinde Lefkoşa trafiği diye bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Haziran 15'e geldiğimizde Lefkoşa trafiği diye bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Bu planlamanın önemine, merkezi otoriteyle yerel idarelerin birlikte ne yaptığına, hatta bu paydaşların en önemlisi olan üniversitelerin ne noktada aslında şehirdaş olabildiğimize bağlı. Maalesef açık yürekle konuşmak gerekiyor. Değiliz. Yani bunlar belki çok fazla insanlara garip gelecek bu söylediklerim, ama herkes kendi cumhuriyetini yaşıyor gibi biraz. Üniversiteler bence bizde artık devlet otoritesinin neredeyse üzerine çıkabilecek bir noktada ekonomik güce sahipler. Ve patron üniversiteleri bunlar genelde. İstihdam sağlıyorlar mı? Tabii ki sağlıyorlar. Birçok insana iş veriyorlar mı? Veriyorlar. Ülke ekonomisine, şehir ekonomilerine katkıları var mı? İnanılmaz derecede var. Ama bunların ciddi şekilde koordine edilmesi gerekiyor ve disiplin altına alınması gerekiyor. Örneğin toplu taşımadan bahsettin. Herhangi bir sistem Ulaştırma Bakanlığı toplu taşımacılıkta gündeme getirirse getirsin, eğer üniversiteler bunun bir parçası olmazsa hiçbir toplu taşıma yürüyemez. Ölür, kadük doğar. Yani bu mümkün değil. Bu masanın etrafında var mı üniversiteler? Ben şüpheliyim şu an.
mesela bir şey kurulmaya çalışılıyor, şüpheliyim. Bu lisans izinlerini iptal ettirebilecekler mi? Ben şüpheliyim. Biz uzun yıllar, uzun dönemli bir projeksiyon yapabilecek miyiz? Şüpheliyim. Örneğin yeni Ercan yapılıyor. Biz bir Ercan ihalesi çıktık. Önünde işte bir çekle poz verildi, özelleştirildi Ercan. Kimisi dedi işte 13. maaşlar alındı, ödendi vesaire, ama neleri tartışmadığımız daha önemli. Örneğin yeni Ercan Havaalanı'ndan 4 kilometrelik bir hatla Lefkoşa'ya doğrudan bağlanmayı hiç ele almadık. İster bunu hafif raylı sistem, ister bunu karayolu deyin ya da ikisi bir arada deyin. Projeksiyonlanmadı bile böyle bir şey. Bunun dışında örneğin Hamitköy Çevre Yolu, bu iki üniversitemiz için çok hayati. Önemli hayati. Onun dışında şehirde yaşayanlar için çok hayati. Bir ortaklaşıp bir araya gelmemiz gerekiyor bu konularla ilgili. Ulaştırma Bakanlığı uhdesinde yürütülebilir bunlar ama birebir bizleri çok fazla etkileyen konular. Ben şeyin çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Ortak aklın, ortak bir metodoloji geliştirmenin çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Bunun belli başlı sebepleri var. Bu bir kere 5. yılda 5. hükümetimiz bizim. Bu ben her yıl bir tane hükümet görmüşüm baktığınızda. İstikrarlı bir yapı yoksa karşınızda ve sürekli muhataplarınız değişiyorsa bu bizler açısından çok zor bir durum yaratıyor. Ta o insanlar buralara alışsın ve bir şey oluşturmaya gayret edelim, maalesef hükümetler değişiyor. Bu en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi. İki, merkezi hükümetlerin yerel yönetimleri alt yönetim olarak görmeleri. Merkezi hükümetler bir yetki şeyine giriyor. Biz devletiz ya diyor. Ben bunu duydum yani bazı bakanların. Ne demek? Biz devlet, sanki biz şeyiz. Yani biz sivil toplum örgütüyüz sanki. Yani biz de devleti oluşturan etmenlerin bir parçasıyız. Yani o ortak akıl üretme konusunda bu tarz yaklaşımlar tabii ki etkisi. Yani paydaş olamıyoruz. Aynen öyle. Geneli var. Söylüyorum. Yani bakış açısı bu. Yerel yönetimlere bakış açısı bir iktidar savaşı gibidir. Bu iyice palazlanırsa yerel yönetimler, iyice güçlenirlerse bu merkezi hükümetin yetkilerinin, otoritesinin elde ettikleri bir takım gücün dağılması demek. Oysa ki ben hep özellikle yerel yönetimlerin partiler üstü, daha parti rozetsiz, öyle olması daha gerekiyor insana zaten. Dokunan aynen öyle. Yapılar zaten olması öyleler, gerektiğini. Bence. Zaten yerel yönetimler hala hazırda öyleler. Bence. Öyle çalışıyorlar. Öyle çalışmak zorundasınız. Zorunda, bizim evet. için yurttaşlık kriteri de yok. Vatandaşlık kriteri de yok. Yani biz yani o çok, bu şehirde kimin kapısındaysa alınacak. Biz bu şehirde nefes alan, bu şehirde fotosentez yapan her canlıyla ilgili bir tutum ve pozisyon belirlemek zorundayız. Ama devletler daha yurttaş odaklıdır, daha kimlik kartı odaklı çalışır. Bunu kıramazsınız da, mümkün değildir maalesef. Bizdeki sorun şu, dünya nereye gidiyor? Yani daha doğrusu dünyadan kastım gelişmiş dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Gelişmiş dünya şuna gidiyor, yerel hükümetlere gidiyor esasen. Güçleri artırılmış yerel yönetimler, okullarda söz sahibi olan yerel yönetimler, sağlıkta söz sahibi olan yerel yönetimler, toplu taşımacılıkta teyzni için yalvaran değil aslında teyzninin birincil sahibi olan yerel yönetimler, trafiği düzenleyen yerel yönetimler. Örneğin biz sizce şehir içine kendimiz bir cihaz takıp radar uygulaması yapabilir miyiz? Hayır. Mümkün değil. Ama insanların beklentisi de bu gördükleri şehirlerdeki yerel yönetimler. Bu yasanın cevaz verdiği ise çöpü toplayan, sinekçilik yapan yerel yönetimler. Bunu aşmamız gerekiyor. Her siyasal parti, yerel seçimler oluyor, oturuyorlar senin karşına Nazarcığım. Diyorlar ki Avrupa yerel yönetimler özetlik şartnamesinin tarafıyız. Değilsiniz. Hiçbiriniz tarafı değilsiniz. İstemiyorsunuz da. Net söyleyeyim. Çünkü eğer okusaydılar bunu, istemediklerini kendileri de anlayacaklardı. Orada ciddi yerel hükümetten bahsediyoruz biz. Yerel yönetimin hayatın her alanında olması gerektiğinden bahsediyoruz. O yüzden ben artık çok fazla reform tartışmıyorum. Çok fazla bu yasal paketin içerisinde. Adı reform diyorsunuz çünkü siz. Yok, aynen öyle, adı reform. Yani belediyelerin birleştirilmesi bir reform mudur?
tadilattır. Yani hangi sınırın nereye gittiğidir. Reform dediğiniz içeriktir. Yani ben ne hizmet vereceğimin yetki alanlarının yeniden belirlenmesi nereye gidiyor? Buna paralel devlet katkıları, daha doğrusu yerel ekonominin ürettiği miktarın kaçta kaçı yerel yönetimlere aktarılacak? Bunlar çok önemli detaylar. Peki bu noktadan hareketle ikinci bir soru türetelim ve şu akla geliyor. Şimdi bu tarz yetkileri olsa belediyelerin ne kadarının altından kalkabilir? Bu çok önemli. Bu demin sonunda bağladığım aslında yerel ekonomiden ne kadar pay alacaklarına da bağlı. Gelişmiş dünyada, yerel yönetimlerin güçlü olduğu dünyada, örneğin İskandinavya'da, merkezi hükümetlerden ziyade yerel yönetimler yetkili birçok alanda %35-40'lık bir devlet katkısı, daha doğrusu yerel ekonominin katkısı yerel yönetimlere gidiyor. Ama bir sürü bağımsız vergiyi de yine onlar topluyor. Örneğin liseye kadar bütün eğitim süreci yerel yönetimlerde, hastaneler yerel yönetimlerde, itfaiye yerel yönetimlerde, ama bunların vergilerini de toplayan yerel yönetimler oluyor çok doğal olarak. Bir kere muhataplık burada çok önemli. Yani biz şehrin her noktasına eğer nüfuz etmek istiyorsak, evet, her noktasının yetkisi de bizde olmalı. Ben bunu diyorum. Bunu yapabilir miyiz? Hayır, bunu bir günde yapamayız. Ama bu yavaş yavaş gidilebilir. Benim önerim bu. Örneğin okul öncesi eğitim öncelikle devredilebilir. Okul öncesi eğitime ilişkin yetki paylaşımları yapılabilir. İlk basamak sağlık hizmetleri yetki paylaşımı yapılabilir. Ve işte itfaiyemizi mi ile biz yönetemiyoruz denilen bir ülkede en azından itfaiyeleri olsun yerel yönetimler devralabilir diye düşünüyorum. Ama bu söylediklerim yerel yönetimlerin halini gören, daha doğrusu sürekli yerel yönetimler ne kadar kötü yönetilmiş denen bir coğrafyada çok tuhaf duyulduğunun da farkındayım. Ama bunu söyleyen devlet yetkililerinin yönettiği devletin pozisyonu çok daha kötü durumda maalesef. Yani yerel yönetimlerden daha kötü durumda. O yüzden bence yerel yönetimlere ben ciddi iyi yönetilen belediyeler olduğunda düşünenlerdenim. Bu iyi örnekler incelenmeli ve yetki devrini yaptığımızda da evet, reformu, daha doğrusu sayısal azaltmayı da buna paralel gündeme getirebilirsek eminim en doğru modellemeyi gideceğiz. Ben bir anda demiyorum ama peyderpey bu yetkiler paylaşılabilir. Peki şimdi gelelim bu projeleri bir bitirelim, kapatalım. Çünkü uzun süredir yine gündemde olan bu yeni terminal binası, evet, ve açık pazar projeleri var. Hani bitti bitiyor artık özellikle açık, evet, pazar için bu tarz söylemleri duyarız ama nedir son durum? Ne zaman planlanıyor artık tamamlanması? Yani şöyle bir şey, biz önemli bir miktar şu ana kadar yatırım yaptık yeni açık pazara. Bir kere sıfırdan bir altyapı yaptık. Üst yapısına ilişkin önemli bir noktaya geldik. İşte idari binası bitti, tuvaletleri bitti, bütün altyapısı bitti. Şu anda çatı. Geçen dönem bu döviz patlamadan önce bütün planlarımız çatıyı çözme noktasındaydı. Ama döviz patladıktan sonra çatının maliyeti bizim ödeme kabiliyetimizin çok üstüne çıktı. Seçimden sonra farklı bir teknik arkadaşla bu konuyu yeniden çalıştık ve çatının maliyetinde neredeyse %40 bir azalma geçtiğimiz 15 gün önce sağladık. O yüzden artık daha net mesajlar verebiliyoruz. Hedefimiz bu ay içerisinde krediyi almak, 6 milyon liralık bir krediyi almak. 3 ay içerisinde bitme ihtimali var. Tabii ki bunun bir ihale süreci var vesairesi var. Ben en kötü ihtimal 9. ay, en iyi ihtimal 6. ay. Ya bu iki Eylül ile Haziran arasında biteceğini öngörüyorum. Bu ne demek? Şu demek, önümüzdeki kış işte bildik haberlerin tekrarlanmayacağı anlamına geliyor. Kendi gelirini de üretebileceği için açık pazar o krediyi çok rahat geri ödeyebilecek potansiyele geliyor. Nasıl kendi gelirini üretecek? İşletmeler orada... Şöyle bir şey, biz bir tek pazar günleri açık bir yer yapmayacağız. Yani evet, pazar günleri bizim bir stand gelirimiz var, önemli bir gelir. Ama cumartesileri örneğin, bunların tümü taslak şu an, ikinci el araç takas pazarı, plakalı araç takas pazarı, kadın emeği pazarı, işte sana da hitap edelim, vegan yemek festivali ya da işte sosyete pazarı dedikleri bir sürü aktiviteyi 7 güne yaymak planındayız. Bir sürü insan işte kitap fuarı için yer bakıyor vesaire. Bunların tümüne yetebilecek bir donanım ve altyapıyla
çıkacağı için açık pazar. Antika pazarı da olur. Her şey olabilir. Yani her şey olabilir. Bize en büyük avantajı şu olacak. Diğer pazarlardan ayrı olarak. Lefkoşa yazda gece şehri esasen. Gündüzleri bu yükselen sıcaklıklar dolayısıyla insanların dışarıda sirkülasyonu yok. Gece faaliyetlerini inanılmaz derecede artırabiliriz yazları ve hatta pazarı bile biz pazar günleri akşam üstünden geceye uzatabiliriz ki insanları çok daha rahat burada alışveriş imkanına kavuşturalım. Müthiş bir pazar olacak, onun altını çizeyim. Bu çıktıktan sonra biz bu 6 ay içerisinde terminale ilişkin bir ilk kez geçen gün bir gazetede mülakatımda verdim çünkü geçen seçim döneminden sonra terminale dokunmadım açıkçası. Geçen seçim vaatlerimden biri de değil terminal ama bu kapı bize açıldı artık. Yani ben şu noktadayım. Biz artık devletten ekstra işte bize tahsisatı değiştirin noktasından çıktık. Açık pazar çıktığı andan itibaren biz terminalde bir yap işlet paylaş ya da yap işlet devletin ikili modelini deneyeceğiz. Yani şöyle, bir kısmını sürekli biz işleteceğiz buranın, bir kısmını sürekli belli bir dönem özel sektör işletecek ama tümünü özel sektör yapacak şeklinde. Bir mimari uzlaşı arıyoruz öncelikle. Mimarlar Odası'na gittik. Bununla ilgili teknik işler, kentsel tasarım komisyonu çalışma yapıyor an itibariyle. Modellemeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz ihtiyaç analizimizde şunu biz bir kere 150 duraklı bir terminali istiyoruz orada. Bu çift katlı olabilir, yerin altı olabilir. Bunu mimarlar çözecek. Nasıl çözeceklerini görelim. Caddeye paralel dükkanlar, kafeler, ofisler veya konaklama tesisi olabilir. Bunları çalışılsın. Bir finans uzmanı mutlaka olacak bizimle bu projede ve mutlaka Mimarlar Odası'ndan birileri yanımızda olacak ve bir kamusal alanda yaratmak istiyoruz. Nedir buradaki kamusal alandan kastımız? Maalesef dünyanın gelişmiş ülkelerinde ya da bilindik ülkelerinde diyeyim bir kültür sanat sarayı yapıyorsanız bunu sokak arasına yapmazsınız. Yani sizin önemli caddelerinizden birine yaparsınız. Biz gittik bunu bir sokak arasına inşa etmeye çalıştık ve yarım kaldı. Bir kere buranın meydanlaştırabilir miyiz? Öncelikle onu düşüneceğiz. Önüne caddeye uzatabilir miyiz? Bu bizim için önemli. Olmuyorsa bu yatırımın bir parçası olarak biz ana cadde tarafında çözebilir miyiz? Yeni Kültür Sarayı'nı ve bunu farklı bir şekilde değerlendirebilir miyiz? Tüm bunların masada ve tartışılacak. Ben çok umutluyum çünkü buna ilgi duyan insanların o gün mülakattan sonra bir sürü insanın bununla ilgili yatırımcının heyecanlandığını görüyorum. Çünkü Lefkoşa'nın en önemli noktalarından bir tanesi. Doğru modeli bulabilirsek belki bizim görev süremizin sonuna yetişmeyecek bitirilmesi ama mutlaka başlangıcının 2021 içerisinde yapılabileceği bir noktaya geleceğiz gibi ve Lefkoşa bir kangrenden bence an itibariyle kurtulmuş olacak. Tabii açık pazar kaçtıktan sonra hareket şansımız çok fazla. Çünkü biz açık pazar bizim için önemli bir nokta. Bunu neden söylüyorum? İnsanlar bazen basit diyor ama 20-30 bin insanın her pazar gittiği bir yerden bahsediyoruz. Yani açık pazardan bahsederken o yüzden onun kalkması inanılmaz bir rahatlama sağlayacak terminal içinde. Diğer noktacı Kariş'le de konuştuk. Bir araya geldik. Ona da bu fikirlerimizi aktardık. Komite kurmalarını ve bizimle yönetimden ayrı olarak yetkilendireceği kişilerin görüşmesini istedik. Ciddi bir şekilde çalışıyoruz konuyu. Geçen hafta çok fazla toplantı yaptık konuya ilişkin. Ben umutluyum. Doğru modeli bulabilirsek buradaki en önemli sıkıntı şu. Biz mi çizeceğiz ne istediğimizi yoksa yatırımcılara mı bırakacağız ve bunu bir mimari yarışma gibi hem mimari hem finansman yarışması mı yapacağız kısmını netleştirmemiz gerekiyor. Ben bir elastikiyet vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani ne anlamda yatırımcıların mimari projelerinin de yarışması gerektiğini düşünenlerden. Tüm bu sürecin ama 2020 içinde tamamlanıp 2021'de artık start verilmesi planlanıyor. Bu ikisi büyük olarak adlandırabileceğimiz projeler. Ben 2020'de Kanlıdere projesinin
başlamasının Lefkoşa için milat olduğunu düşünüyorum. Şimdi elbette Lefkoşa'nın bir imar planı var ama bölge için, Gazi Mosa, Yeni Boğaziçi, İskele bölgesi için süregelen tartışmalar noktasında da merak ediyorum son yaşanan gelişmeler çerçevesinde fikrinizi. Zira hükümet kanadında fikir ayrılığı olduğu son olarak ve UBP'nin devreye girmesiyle yeniden emirnameye dönülmeyeceği ama imar planında bu şekilde çıkmayacağı gibi bir durum bugün gazetelerde, birkaç gazetede vardı. Nedir yaklaşımınız? Yani ben şunu söyleyeyim. Bir kere uzmanlara bakmak lazım ne diyor konuya ilişkin. Uzmanlar yanlış bir plan diyor her şeyden önce. Tarım arazilerinin inanılmaz derecede yontulduğu bir plandan bahsediliyor ama planın şu an yürürlüğe girmemesinin kime ne fayda sağlayacağı noktasında da soru işaretleri var. Bence yerel yönetimler de şu reddettiğini söyleyen yerel yönetimler moratorium uygulayabilecekler mi? Yani şunu da açık yüreklilikle söyleyecekler mi? Ben şu şu bölgelere o zaman inşaat izni vermiyorum an itibariyle. Bu ikili bir noktamız var çünkü. Ve kamuoyunun ikisini de sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece bir yerden aldığımız doneler çok doğru bir noktaya ulaştırmıyor bizi bu konuda. Kimin ne kadar samimi olduğu noktasında çok emin değilim açıkçası. Çünkü yerel yönetimlerde, ben de bir yerel yönetimci olarak şunu söyleyeyim. İnşaat ruhsatı geliri eminim çok cezbedicidir an itibariyle bu bölgelerde. İşte 10 katlılar sürekli geliyor, dosyalar gidiyor, geçici bir refah sağlanıyor. Özellikle işte İskele için. Girne'yi gördük. Yani buradan gelen gelirlerle gerçekten başka bir nokta yaşandığını düşündüler. Ama günün sonunda maalesef kanalizasyon problemleri vesairelerle içinden çıkılamaz bir noktaya doğru elbette çıkacaklardır ama yani an itibariyle gelinen nokta bu. İskele için de benim kaygılarımdan önemli bir boyutu bu. Yani moratorium olmayacaksa, yani eminname de kalkacaksa çok ciddi bir sıkıntı olacak gibi duruyor. Yani mevcut durumdan da geriye götürüyor. Aynen öyle ama bir de atı alanın Üsküdar'ı geçtiğine dair ciddi duyumlar var. Yani tam Girne'de olduğu gibi yüzlerce dosyanın onaylanmış olduğunu biliyoruz vesaireyi biliyoruz. Yani çok endişem var. Çok ciddi kaygılarım var. Bu sadece dikey büyüme, yatay büyüme kadar sığ bir tartışma olmamalı. Yani elbette dikeyde büyüyecek şehirler bazı yerlerde, elbette yatayda büyüyecek bazı yerlerde. Yani bu bence bazen burada çok sığ bir tartışma yürütüyoruz. İşte bakın dik işte 10 katlıları suyun geçeceği yer yok. Yatayda daha az zaten. Yani bunları doğru planlamada yaratmalıyız. Biz Lefkoşa'da Yenişehir örneğini yaşadık. 2012 yılında imar planında bir değişiklik yapıldı ve maalesef o bölgelerde arsa sahibi, mal sahibi, nüfuslu kişiler için Yenişehir bölgesinin, güzelim Yenişehir bölgesinin dokusunu değiştirdiler. 10 katlıya kadar izin verdiler ve cinayet işlendi bana göre şehirde. Yani ben bunu açık yürekle söylerim. Bizim elimizde de hiçbir yetki yoktur imar planının üzerinde. Yani diyelim ki hayır ben buna inşaat ruhsatı vermiyorum ya da çünkü imar planı var şehirde. İmar planı bunu öngörüyor maalesef. Ve şimdi biz aslında uzun zamandır ama revizeyi bekliyoruz Lefkoşa olarak. Tam onu diyecektim. Yani, İmar planı için Lefkoşa tamam mı sizin? 2017'de revizasyonun yayınlanması lazım. Çünkü her 5 yılda bir revize plan yayınlanması lazım. Geldik 2020'ye revize plan da yayınlanmadı. Bugün hazır, yarın hazır. Şöyleydi Yeni Boğaziçi Maosa derken Lefkoşa çok büyük bir değişiklik yok gerçi bize sundukları taslaklarda ama bizim aradıklarımız da yok. Yani yeni terminal binasına yer örneğin yok. Okullarla ilgili baktığımızda leke çalışmalarında ciddi eksiklikler görüyoruz. Yollarla ilgili bizim beklentilerimizi çok fazla karşılayan bir plan olmadığını, bütün çalışanların emeklerine saygısızlık etmek istemem, yok artık. Yani fikir alışverişiyle mi hazırlanıyor? Yani 3-5 kez toplantı yaptık. Sağ olsun yani bu planı çalışan şehir planlamadaki arkadaşlar çok da katılımcılığa önem veren arkadaşlardı. Lefkoşa'da yok. Ben sıkıntım burada bizim. Yani bizim ya askeri alanlarda girebilmemiz gerekiyor. Lefkoşa'yı daha iyi planlayabilmemiz için. Çünkü sıkışmış durumda şehir maalesef. Biz de çok sıcak bakmadık bazı alanlarda imara açılmasına, imarın değişmesine. Yoğunluk tartışması vardı Lefkoşa'da esasen. Maalesef bu 3 yıllık süreç geçti. Yoğunluk o gün uygulansaydı Yenişehir'de birçok şeyin önüne geçebilecektik. Ama bu 3 yıl yine hata alan üstünleri.
geçti maalesef. Bu yayınlanmamasının getirdiği noktalar bunlar. Ve bunun sorumlusu oradaki teknik arkadaşlar da siyaset tamamen. Yani hazırsa bir şey cesaretle getirin geçirin. Bekliyor musunuz bu iskeleden sonra gelmesine? Bir başka şans mı var? Yani şu 2022'de planın tam değişmesi gerekecek. Yani bunun izahı yok. Bir de şöyle düşünün sevgili Nazar. O kadar bir plansız ülkeyiz ki. Lefkoşa'da merkezde 38 tane okul var. Kamu okulu. Gönlü'de kaç tane var? İlk ortaokul. Bir. Kaç bin nüfus var? Bakın. Gönyeli çok ve giderek artıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani ne anlamda söylüyorum? İnsanlar diyor ki Lefkoşa'da trafiği çözün. Örneğin. Nasıl çözeceksiniz? 38 tane kamu okulu olan, üniversiteleri saymıyorum, özel okulları saymıyorum. 38 tane kamu okulu olan bir yerde biz nasıl çözeceğiz bunu? Eğer biz planlamayı doğru yapamıyorsak, eğer Değirmenli'ye doğru dokunuşumuz olmuyorsa, eğer Alayköy'e doğru dokunuşumuz yoksa, Gönyeli'ye tam donanımlı lise, ortaokul, ilkokulu yapamıyorsak ya da kesiştiğimiz noktalara, örneğin Metehan'a vesaire kulüplere araziler verildi. Eğitim Bakanlığı'nda bir arazisi var orada. Neyi bekliyoruz? Yani şunu deseler bize anlayacağım. Emlak vergilerinden sizin eğitime ayırmak zorunda olduğunuz paralar vardı. Arkadaşlar bu yıl buraya aktarıyorsunuz bu paraları. Ben okulumu yapacağım. Bu kadar basit. Yani çok da böyle teferruatlı işler değil bunlar. Ve biz de hazırdık yani. Gerek Gönyeli Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi. Çünkü bu okula cidden ihtiyaç var. Biziz çeken çünkü derdini, kahrını bunların. Maalesef olmuyor. Bunları planlayamazsanız da şehri planlayamıyorsunuz. Çıkıyor bir tane bakan diyor. Ben diyor buraya hastane yapacağım. Ne güzel. Yani bunun şehir planlamasındaki yeri nerede mesela? Yani trafik düzenlemesindeki yeri nerede mesela? Yoğunluğu nasıl kaldıracağız? İşte Beretenin arkasında bir yerden bahsediliyor. Çevre yolu çözülmeden nasıl olacak bu iş? Ve hastane bahsettiğimiz yani. Aynen ve hastane bahsettiğimiz. Yani bugün Doktor Burhan Nalbantoğlu baktığınızda en rahat ulaşılabilecek. Yani ben diyorum ki bu kadar eğer sıkıntı... Yani orayı tımarını tamamlayalım. Yani eğer bir paramız varsa peyderpey orası tamamlansın. Eğer yetmiyorsa bakalım yine. Sorun değil. Ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiç kimse şehri yöneten bir insanla bunu tartışmayacak mı? Şehrin uzmanlarıyla bunlar görüşülmeyecek mi? Ondan sonra da biz trafik sıkıştı. İşte Tolga Atakan çözsün, Mehmet Armancı çözsün. Yok böyle bir dünya maalesef. Eğer buysa katromuz, planlama dediğimiz şey buysa bunun çözülebilme ihtimali yok. Pek çok aslında bu konuştuğumuz konular istişare ve iyi niyet ve efor sarf etmekle aşılabilir sorunlarmış mekanizma gibi görünüyor. Evet istiyor. Mekanizma birazcık ya prosedürler çok hantal aynen ve öyle. Böyle yapınca aynen olmuyor öyle. Ne yazık aynen ki. Öyle. Zaten zannederim asıl kahreden kısmı da o yani tabii vatandaş için de yönetimler için de. Şimdi birazcık konuyu yerelden çıkartıp genele getirmek istiyorum. Kıbrıs sorunuyla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde sizin de o bahsettiğiniz röportajda ağırlıklı olarak bu konuya eğildiğinizi gördüm. Şimdi bir yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Nasıl görüyorsunuz hem o süreci, yaklaşan seçim sürecini, açıklamaları ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri örneğin? Yani şunu söyleyeyim, sondan başlayayım. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler normal bir insanı mutlu etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani silahlanmanın herhangi bir insanı mutlu değil, huzursuz etmesi gerekiyor. İşte Rum tarafı İHA alıyorsa, bunun karşılığında iki katıyla biz karşılık veriyorsak aslında bunlar normal olmaması gerekiyor ve bizim bunlara üzülmemiz gerekiyor. Ama bizde sanki bu aygıtların teknolojisi ne kadar yüksekse o kadar çok egosal bir tatmin yaşıyormuşuz gibi bir ortam var. Gidişat gerçekten iyi değil. Yani tırmanan bir gerilim var. Bölgede bir sürü oyun var. Ve bu oyunun tam göbeğinde Türkiye, İsrail, Mısır gibi duruyor. Ben Kıbrıs'ı bu denklemin küçük bir parçası olarak görüyorum. Yani ben öyle çok büyük böyle önem atfedilebilecek bir ada parçası olduğumuzu dünyaya baktığımda çok düşünmüyorum açıkçası ama buradaki esas mesele İsrail gazının nasıl buluşturulacağı meselesi. Bence oynanan bütün oyunda bunun üzerine kurgulanıyor. Libya ile yapılan anlaşma, işte Türkiye'nin bölgedeki sondaj çalışmaları, Yunanistan'ın ya da Kıbrıs Rum kesiminin ikili yapmış olduğu anlaşmalar, mavi akım vesaire. Tüm bunlar
geçerliliği kanıtlanmış bir rezervin nasıl ulaştırılacağına bağlı. Çünkü Kıbrıs'ın geri kalanındaki bu rezervlerin gerçek anlamda ne üreteceği bir soru işareti. Yani Norveçlilerle konuştuğunuzda çok önemli bir rakamdan bahsetmiyorlar örneğin. Hala daha bir hipotez üzerinden gidildiğini, ekonomik değerinin çok yüksek olmadığından bahsediyor ama Mısır ve İsrail ile birleşince asıl aynen öyle. Kazanıyor. Bütün evet havzaların önemi oradan kazanıyor. Yani Kıbrıs sorunu da bu paralelde ya çözülecek ya kilitlenecek gibi duruyor bence. Geçmişte nasıl olduğu gibi. Yani eğer biz jeostratejik anlamda bu oyunun doğru bir parçasıysak ve bunu zorlayabileceksek Kıbrıs sorununun da çözümünü zorlayabileceğiz gibi duruyor. Ben Kıbrıs Rum kesiminin bu büyük problemle baş edebilebilecek noktada olduğunu düşünmüyorum. O güçte olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu egolar bir ömür daha sürecekse ya da bu katastrofik durum diyeyim kendileri adına, bunun bölgede hiç kimsenin çıkarına olacağını düşünmüyorum. O yüzden belli bir noktada aklın galip gelme olasılığını yüksek görüyorum. Bu akıl galip gelirken en olası çözüm modeli nedir diye baktığınızda işte ortada federasyon dışında bir seçeneğin olmadığı, o da her iki taraf için de biraz zorlama ama olabilecek bir model olarak görünüyor. Ve bunun çerçevesinde gidilebilecek bir nokta gibi. Ben gerginlik politikalarının evet, kısmen strateji gereği, kısmen işte karşı tarafa bir gözdağı ya da işte bölge için ama bunların özellikle bizim gibi dünya görüşünden gelen insanlar açısından farklı bir noktaya evrilmesi gerektiğini ve gerçekten ciddiyetle bu yönde mücadele etme ödevimiz olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde işte yaşanan işte bu azil süreci olmayacak ama tabii ki konsantrasyonu oraya veriyor ama kiminle muhatap olduğumuzu görme açısından bence çok önemli. İşte İngiltere'de işte Twitter'a baktığınızda Corbyn'in normalde işte seçimi fersah fersah kazanması lazımdı ama gerçek hayatta Boris Johnson'ın çünkü ciddi bir galibiyeti var. Çünkü çok net bir şekilde bir şey söylemiş adam. Yani Brexit'i ben yaparım demiş. Karşısındaki de bir şey söylememiş maalesef bu konuda. Onun yansımalarının ne olacağı bizler için çok önemli. Sayın Erdoğan'ın mülteci krizine ilişkin iki gündür yaptığı açıklamalar bence yakın gelecek açısından çok önemli izler taşıyor. Yani yaşanabileceklerle ilgili ciddi bir tırmanacak bir kriz var gibi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun onaylamış olduğu yaptırımlar Türkiye'ye Cuma günü yürürlüğe girdi bildiğim kadarıyla. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda yaşama ihtimalimiz var. Bu ekonomik anlamda bir zorluk demek olabilir. Tüm bunlar bize bir çözümle getirebilir. Benim görüşüm. Eğer doğru bir noktadan bakarsak olaylara, eğer duygusal, fevri ve nasıl diyeyim planlamamız yoksa da bizi sürükleyebilir. O yüzden bu dönem gerçekten doğru siyaset çok çok önemli olacak gibi duruyor. Şimdi Kıbrıs'ın bu denklemde yani hidrokarbon denkleminde çok fazla bir rolü olmadığını düşündüğünüzü, daha büyük aktörlerin bu bölgedeki evet. politikaları şekillendirdiğini söylediniz ama bir cumhurbaşkanlığı seçimi, o seçimin sonrasında da bir beşli konferansın yeniden evet. gündeme gelmesi söz konusu. O beşli olursa eğer ve müzakere yolu açılırsa o müzakereleri kimin yürüteceğinin de belirleneceği bir seçim aynı zamanda. Evet. O çerçeveden baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Hani büyük aktörler şekillendiriyor. O yüzden kim seçilirse seçilsin izleyeceği yol haritası bütün söylemlere rağmen. İşte bence burada tam da bu sorunun cevabı. Büyük aktörlere rağmen menfaatleri kim daha fazla koruyabilir? Kendi toplumunun menfaatlerini kim daha çok gündeme getirebilir ve koruyabilir? Ben bugüne kadar görebildiğim kadarıyla ve izleyebildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın mevcut pozisyonu her ne olursa olsun ve kim olursa olsun birincil önceliğinin kendi toplumunun çıkarları olduğu noktası. O yüzden de o masanın kurulursa yeniden bir tarafında görmek istediğim kişinin tabii ki kendisi olduğudur. Ve çünkü bu konuda benim tereddütüm yok. Son 5 yılda
kendisi her türlü güce rağmen ve her türlü gelebilecek baskıya rağmen Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarını koruduğunu düşünüyorum. Herkese karşı da bunu sergileyebildiğini öngörüyorum. Öngörmüyorum, biliyorum. Buraya kadar getirmişken ve bence Berlin'de ortaya çıkan tablonun yansıması, bu beşlinin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir noktaya gidebileceği, yani toplanabileceği, ama toplanırken ne olabileceğini de bence Berlin belirlemiş durumda. Berlin'den çıkan sonuç beşliğe gidilirken bir çerçeveyle gidilmesidir. O çerçeveyi çizmesini istediğim kişi de Sayın Akıncı'dır. Çünkü bu çerçevenin eğer bir noktasıysa, bugüne kadar götürdüğümüz bütün müzakere, işte 5 yıllık müzakere sürecinde olduğu gibi bu çerçevenin içeriğinin de belirlenmesinde Sayın Akıncı'nın rolü olması gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii ki şu var. Elbette dünyada yalnız değiliz. Elbette bölgede yalnız değiliz. Bu çıkarları kesiştirmek, bu çıkarları ortaklaştırmak da bir siyasi hüner meselesidir. Eminim ki bu tabii ki Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Rumların, Kıbrıslıların çıkarları olduğu kadar bölge dinamiklerinin de çıkarları o masanın etrafında olacaktır. Bunları dengeleyebilecek de bence en tecrübeli siyasetçi olması bakımından Sayın Mustafa Akıncı gibi duruyor. Bunu göreceğiz tabii ki. Yani bunların hepsi bir öngörü. Şimdi sosyal medya paylaşımlarını aktarırken sizi konuk almadan önce Özerkanlı'nın bir paylaşımı vardı. Orada aslında tarafları şu şekilde de niteliyor. Diyor ki iki devletli çözümü Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını isteyen bir kesim olarak nitelendiriyor. Diğer tarafta da o nitelemenin dışında, şimdi o öyle bir niteleme yapmış, onun dışında da Birleşmiş Milletler parametreleri, federasyon temelli bir çözüm diyen de Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da aday olması halinde, öyle gibi görünüyor şimdilik ama net değil. Erhürman ve Akıncı gibi bir karşı cephe demeyeyim, bu tanımı kullanmayı sevmiyorum. İki farklı duruş. İki farklı duruş olacak gibi görünüyor. Şimdi o iki farklı duruşta Özerkan'la bu paylaşımı bu şekilde duranların birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyor ve üstü kapalı Tatar etrafında birleşmesi gerektiğini söylüyor. Başka aday açıklaması gerektiğini söylüyor aslında. Şimdi bu tartışma CTP ve Akıncı anlamında da yakın geçmişte yapıldı. Hani aday çıkmalı, çıkmamalı. Şimdi CTP'nin bir adayı var. Evet. Geçtiğimiz günlerde her iki kişinin, yani hem Cumhurbaşkanı Akıncı'nın hem Erhürman'ın birbirleri aleyhinde konuşmamasına karşın onları destekleyenlerin birbirleri aleyhinde yaptığı açıklamalar olduğuna dikkat çekiliyordu. Şimdi böyle geniş bir çerçeve çizmiş oldum ama nasıl bir seçim düşünüyorsunuz bu anlamda, öngörüyorsunuz? Biraz paranoyak bir ruh hali de görüyorum. Yani bir çatışma isteyen bir kitle var. Net. Yani bu iki aday çarpışırmış gibi görünsün isteyen bir kitle var. Çünkü bununla beslenen odaklar. Biraz da ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum ama çok masum bulduğum bir şey değil. Yani. Neden? Kendi kitlelerini öbürüne karşı öfkelendirmek için aslında. Yani işte örneğin ya Akıncı taraftarı ya da Sayın Erhurman taraftarlarının, işte Akıncı taraftarları bize bunu dedi, şunu dedi, böyle yaptı, böyle yaptı, bu iş böyle gitmez, birlikte olalım, bir araya gelelim vesaire. Kendi kitleleri dinamik hale getirmek için bence bilinçli olarak, tamam bakın, bilinçli olarak yapılmış çok böyle basit soğuk savaş taktikleri, ama işte genç olunca bunlar zannediyorsunuz ki işte bu işlere tevezzül etmezler. Ya onlar da yapıyorlar, net olarak yapıyorlar, görüyorum. Her iki tarafta da olabilir bunlar ama ben kimin ne dediğine bakarım. Yani ben Toplumcu Demokrasi Partisi'nin PM üyesi, MYK üyesi, herhangi birinin bugüne kadar bir şey dediğini ne gördüm ne duydum yani bu konularla ilgili. Yine Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden evet PM üyesi gördüm ama bu tetiklenen ortam sonuçlarında, ama öyle çok önemli böyle temsil makamında olan kişilerden böyle bir şey görmedim. Kitleleri bir takım insanlar mobilize etmeye çalışıyorlar. Ben Sayın Kanlı'nın görüşüne de katılmıyorum. Yani bu tartışmalar ilk günden başladığı günden itibaren de katılmadım. Cumhuriyetçi Türk Partisi bir siyasal parti. Aday çıkaracaksa çıkaracak. Yani bunu biz ne sağlık verebiliriz, ne önergemede bulunabiliriz, ne bunu tartışabiliriz. Toplumcu Demokrasi Partisi Sayın Akıncı ile birlikte yürüyeceğini ilk baştan beri deklare etmiş. 2010 yılında da Sayın Talat'la yürüyeceğini deklare etmiş bir parti. Yani onun da altını çizeyim.
O dönem için biz bunun bölünmemesi gerektiğini düşünüyorduk. Bu dönem için Sayın Akıncı'nın başarılı olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve ben devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Sayın Akıncı'nın aday olacağına bence bir belirsizlik yok. Doğru zamanda açıklama noktası olduğunu düşünüyorum bunun. Bu tartışmalarda anlamlı bulmuyorum. Ben her isteyen ilk turda aday olsun noktasındayım. Yani ister sağ 3 adayla çıkar, ister sol 3 adayla çıkar, işte federasyon cephesi ya da işte iki devletli. Ben yani bu ayrımlar çok da sağ için ne kadar geçerli çok emin değilim. Yani Türkiye'deki iktidar yarın federasyon derse bu kesim federasyon savunacak. Yani o yüzden çok da böyle şey değil bence duruşları sabit, net değil bu anlamda. Döneme göre hareket edebilecek bir yapıda olduklarını düşünüyorum. İki devletli çözüm ya da şunu da söylemeyen var. Yani stratejik olarak bunu savunmalıyız diyen de var galiba aralarında. Çünkü çok anlamıyorum yani ne dediklerini bazen, ne meram ettiklerini diyeyim. Artık federasyon öldü. Ne konuşalım? İşbirliği modeli konuşalım. Nedir bu? Yani zaten işte güven artırıcı önlemler vesaire, Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ortaya koyduğu 5 madde, işte ilk Anastasya listesi, hepsi olmuş. İşte bunu artırarak bir 50 sene daha gidebilirsiniz. Sorun değil. Ya da bu işi artık çözersiniz noktasıdır. Ben ilk turda her adayın çıkıp görüşlerini ortaya koyması gerektiğini, toplumun her nasılsa zaten doğru aday olarak gördüğü kişiye yöneleceğini düşünüyorum. Sayın Tatar da aday olacaksa aday olacak. Sayın Kutlu Özersay da aday olacaksa olacak. Sayın Arıklı, Serdar Denktaş, bilmiyorum ne yapacaklar ama anladığım kadarıyla bir takım görüşmeler hükümet özelinde de yapılıyor. Yani bu Cumhurbaşkanlığının bir parçası hükümete yansıyacak gibi duruyor, mevcut hükümete. Görelim yani, Kıbrıs'ta bu konuda çok meşhuruzdur diye düşünüyorum. Yani hükümet bozup kurmada bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de mevcut hükümet üzerinde bir etkisi olacağını düşünüyorum. Düşünüyor musunuz bir erken seçim ya da koalisyon Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası düşünüyorum olabileceğini? Peki, çok teşekkürler Mehmet Armancı. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için. İyi bir 2020 yılı diliyorum herkese. Eğer başka programa çıkamazsak, umarım bu ortam içerisinde en büyük dileğim barış ve sağlık olsun. Öyle umalım biz de. Mehmet Armancı'yı uğurluyorum ben. Ardından programın son bölümü için buradayım. Ayrılmayın lütfen. Mehmet Armancı'ydı bugün konuğum. Lefkoşa'yı, iç siyaseti, Cumhurbaşkanlığı seçimini, bölgedeki gelişmeleri konuştuk. Onu uğurladım. Şimdi ise programın son bölümünde sizinle birlikteyim. Haftanın ilk programı aynı zamanda. Pazartesi'yi umuyorum güzel karşılamışsınızdır. 7.30'da buluşmuştuk biz sizinle. Şimdi ise köşe yazarlarının gündemine bakma zamanı. Mehmet Armancı'yla Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşarak noktalamıştık sohbetimizi. O nokta köşe yazarlarının ikisinin gündemini tutacağız bugün. Onlardan ilki Yeni Düzen gazetesinden Sami Özuslu, Doğu Akdeniz'de meydan muharebesi başlığıyla bugün onun köşesinin başlığı ve yaşanan gelişmeleri taşıyor gündemine. Bölgede işler gerçekten de kötüye gidiyor demiş Sami Özuslu. Çözüm odaklı değil, çatışma odaklı işlere kafası yatkın liderler bölgeyi felakete doğru hızla sürüklüyor diye eklemiş. Ve 2020'ye merhaba demeye hazırlandığımız bu günlerde Kıbrıs'ın yanı başında olup biten ve adadaki askeri hareketlilikten de anlaşılabileceği gibi çemberin ortasında olduğumuzun ve birilerinin Doğu Akdeniz çatışmasında Kıbrıs'ı da kullanacağının ne zaman farkına varacağız acaba diye soruyor. Düşünün, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Fransa, Türkiye, Libya topraklarında bir çatışmaya giriyor. İsrail sessiz mi kalacak? Peki şimdilik suskun olan Amerika Birleşik Devletleri süper güçsüz savaş mı olur demeyecek mi? Türkiye böyle bir çatışmaya girince Yunanistan duracak mı? Brexit sonuna gelen Birleşik Krallık peki? Adadaki üsler kullanılmayacak mı? Sadece İngiliz üsleri değil, Türkiye üsleri de Libya'daki olası bir çatışmada bal gibi kullanılacak. Peki Kıbrıs'taki bu üsler kimlerin hedefi olacak? İşte bu sorunun cevabı çok zor. Çünkü bölgede kimin eli kimin cebinde belli değil. Belli olan şu ki hayattayken cehennemi yeniden yaşamaya ramak kaldı diyerek mevcut durumla alakalı olarak hayli ciddi bir tablo çizmiş Sami Özuslu. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ışığında köşesine taşınmıştı.
olanı biteni karamsar bir senaryo diyebilirsiniz. Fakat bölgede son dönemde yaşanan gelişmelere baktığınızda huzur ve istikrardan daha çok çatışmaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Elbette Türk tarafının attığı adımlar stratejik açıdan önemli yorumları yapılıyor. Fakat bölgede gerilimin artmasının da endişesi yaşanıyor diğer bir taraftan. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi de var önümüzde malum. İki konuyu birbiriyle, yani hem Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri ve Kıbrıs sorununu hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini bir arada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Havadisten Başaran Düzgün, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve gerçek yüzler demiş bugün. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını ilk açıklayan ismin Tufan Erhürman olduğunu, ancak Erhürman'ın o süreçte en çok adaylık konusundaki soruları öteleyen isim olduğunun da altını çiziyor, ama resmi olarak ilk aday da o. Fakat ismi geçen diğer adaylara da dikkat çekiyor. UBP konusunda ve HP konusunda. Başbakan Ersin Tatar, partimin emrindeyim, halkımın emrindeyim, verilen görevleri yerine getirmeye hazırım diyerek aslında adaylığını duyurmuş oldu diyor. Kamuoyundan çok da ortağı Kudret Özer sayaydı bu duyuru diye ekliyor. İsmi geçen diğer bir kişi vardı, Zorlu Töre, UBP için hatırlayacaksınız. Zorlu Töre'nin bu aralar bozuk çaldığı belirtiliyor. Tatar'a küstüğü söyleniyor. Çünkü UBP'de adaylık için ismi geçen kişilerdendi Zorlu Töre. Mustafa Akıncı ve Serdar Denktaş henüz adaylıklarını açıklamadı. Serdar Denktaş'ı doğrusu çok merak ediyorum demiş Başaran Düzgün. Politik gelişmeleri, etkileme deneyimi ve yeteneği olan Serdar Denktaş'ın ne yapacağına bakmak lazım. Mustafa Akıncı yeni yılla birlikte sahaya çıkacak. Seçimlerin akıbetini belirleyecek güce sahip olduğunu söylememe gerek yok. Peki Kudret Özersay'ın akıbeti ne olacak? Bence kesinlikle aday olmalı demiş. Aday olmalı ve ona yönelik henüz flu olan fotoğraf netleşmeli. Bu toplum gerçek yüzünü ancak o zaman net bir şekilde görebilecek diyor. Bu isimlere ayırmış bugün köşesini Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair olarak Başaran Düzgün'ün Havadis gazetesindeki köşesiydi. Siz yazarların köşe yazarlarına, köşe yazılarının tamamına gazetelerinden ulaşabilirsiniz. Tamamını oradan takip edebilirsiniz diye hatırlatalım bir kez daha. Bir de paranın durumuna bakalım. Nedir hafta başında? Türk lirasının yine bir değer kaybı söz konusuydu döviz karşısında. Amerikan doları bugün alışta 5.88, satışta 5.96, euro alışta 6.52, satışta 6.61, sterlin alışta 7.66, satışta 7.75 Türk lirasından el değiştiriyor. Bilgisini paylaşmış olalım sizinle. Havanın durumuna da bir bakalım. Bu hafta için yağış ve hava sıcaklığında düşüş uyarısı vardı meteorolojinin. Bugün ne olacak durum paylaşalım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Haftanın ilk programında bugüne dair de sizlerle birlikteydik. Yarın aynı saatte, saatler 7.30'u gösterdiğinde günü karşılayacağız birlikte. Gündeme taşınanlara bakacağız. Eğer siz de burada olursanız mutlu oluruz efendim. Yarın sabah görüşünceye dek hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın.